Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Kız istemeye gideceğiz. Kime? Sana dedim. Oğlum Gülsen'i isteyeceğiz. İş yerine gittim söyledim. Dedim abi böyle böyle ben izin almak zorundayım. Niye dedi dedim nişanlanıyormuşum. Ben... ne olduğunu ya hiçbir şekilde ne çeyizim var ne bir şeyim var. Hayır çeyizim yok dediler. Yoktu. Dedim yapmayın ben yaparım. İşte ne istiyorsanız ben yapacağım abi diyorum. Krize girmiş. Gelin krize tuttu. Hayır beni kaçırmış. Gelin krize tuttu beni. Evet. İstemeye giderken 150 tane gül götürdüm. Böyle bir şey. Takım tuttu. Acaba neler gelin takıldı? Almaya giderken 15 davulla gittim. Böyle kaldırdım görsünler diye altın kemer. Altın kemer? Evet. Onun gecesinde tabii. Kaç bilezik? Vallahi bravo. 57 yaşındayım zaten Şadım Hanım. Ben ondan güzelim. Ben ondan bakımlıyım. Ben ondan gencim. Öyle mi? Kaçıracak evet. Çocuğu elinden kaçıracak. Vallahi kaçıracak. Kaçmaz, kaçamaz. Kaçmaz, kaçamaz. Şaduman Hanım'dan biraz çekiniyorum bugün için. Dünkü puanlara merak çok etme, sinirlendi. Merak etme, o konuşamayacak tadını aldığı zaman yemekleri. Aa diyorsun. Kimin gelin o? Sence o beni mahcup eder mi? Kutlayın beni, bitirdim. Son dakikama kadar yapıyorum. Oley be! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımlar. Ev sahibi sen misin de hoş geldin diyorsun? Hoşlayacaksınız. Hoşladık zaten evet. Sen niye atarlanıyorsun ev sahibi? İşte frik, bulgurunu, şuyunu, buyunu her şeyini toplamış. Onlar getirmiş. Önemli değil ki. Lezzet önemli değil mi? Dakika bir. Gol bir. Gol bir daha ne goller var. Gelin hanım, gelin hanım. Bize de gelecek o sıra. Gelin hanım. Allah, salatayı unuttum. Hadi bakalım, bir 15 dakikada öyle bekleriz inşallah. Yok yok, 15 dakika değil, 5 dakika. Ben de çok mu fenayım değil. Günlerden Çarşamba ve Zuhal Topal'la Sofradan'ın 3. günü başlıyor. Bugün Hataylı kayınvalidemiz Meryem Hanım ve gelini Gülsen'le benzersiz bir lezzet serüvenine başlamak için İstanbul'un Anadolu yakasına uzanıp Çekmeköy'e doğru yol alıyoruz. Evet efendim, şu an Çekmeköy'deyiz. Meryem Hanım'ın gelini Gülsen yarışacak. Hemen zili çalalım, ailemizle tanışalım. Zili dezenfekte ediyoruz bu arada değil mi? Fıslıyorlar. Üzerine fıslıyorlar, sonra ben basıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa ne güzel kız. Merhaba, nasılsın Gülsen? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa Meryem Hanım. Hoş geldiniz. Alim ceketinizi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ne tarafa geçiyorum? Şöyle buyurun. Hanımlar evet. Adım Gülsen Koyuncu. 24 yaşındayım. 6 aylık bir bebeğim var. 1,5 yıllık evliyim. Ve ben Hatay Antakya'dan katılıyorum. Bu yarışmanın birincisi benim. Ben Meryem. Antakya'dan geldik. Gümbür gümbür geldik. Kazanmaya geldik. Şimdi o konuya gelirsek. Çok kıskanıyor. Evet, çok kıskanıyor. Gibi. Böyle bir şey olamaz. Hani sevdiğimden dolayı. Başka bir şeyden değil. Hani kıskançlık da dediğim o kadar çok abartılı değil ya. Abartıyor. Değil abartmıyor. Abartıyor. Mesela geldi işten diyelim yorgun hani böyle uzanacak şöyle telefonu eline alıyor. Niye almış o telefonu? Gelip telefonla oynadığı zaman sinirleniyorum o ama o, ama oğlum 2'de 3'te işe gidiyor. 5'te 6'da eve geliyor. Olsun, bu kadar mesaisi. 2-3 saatte olsa olmaz. Bu kadar yani olsun. Bu ayrı kalması bu kadar. Gittin mi işe geldin mi bahane yani işte eve şu lazım. Gül gibi çocuk kaçıracak elinden. Kaçmaz onun için kaçmaz izliyorum. O bende. Ama ben kaçırma diyor. Kızım kaçırma. Çok oğulcu kayınvalide. Aşırı derecede. Yani ben bir kere de mesela bir olayda gelinim dediği zaman tamam seviniyorum oh diyorum beni tuttu falan filan. Daha oğlu kapıdan girmesiyle hemen oğlum sen haklısın sen şöylesin sen böylesin. Yani ama, bu şekilde. Ama o benim aşkım olduğu için görünce her şeyi unutuyorum. Eriyorum böyle. Aşkım. Dünyam çünkü benim aşkım o. Tek oğlan olduğu için kendisi büyüttü. İki tane daha ablası var eşimin. Yani üç kadın birlikte büyüttük. Ve birazcık şımarıktır kendisi, eşim.
şımarık olduğu için bana biraz bazen ne demek bu şimdi? Şımartmışsın. Sonradan ben karşısına çıktım. Şimdi ben düzeltmeye çalışıyorum mesela. Düzelecek hiçbir yer yok. Çok düzgün. Çok tatlıdır, ama çok biz mesela aşk evliliği yaptık. Çok peşimden koştu diyebilirim. İstedi, evet, bunlar görüşüyorlar, bekliyorum. Görüşüyorlar, bekliyorum. Geldi, tanıştırdı. Hani masa hazırladım, yedirdim. Beni birdenbire aradı. Ertesi gün seni istemeye geliyoruz dedi. Emirbaki, seni istemeye geliyoruz. Beni kaçırmak istemediler ellerinden. Yoksa baktılar ben gideceğim. Elimden gitmesinler diye tuttular beni. Yani yılların verdiği bir tek başına yaşamışlık olduğu için her şey üstesinden tek başına gelebiliyor. Evet. Ben bazen yapamayacağım, ben beceremeyeceğim hiçbir şey yok. Aynen, ben bazen mesela eşimden bir şey yapacağım zaman hani izin vermeyeceğini biliyorsam ben direkt bunu öne sokuyorum. Hadi kayınvalideciğim, hadi anneciğim, hadi canım, hadi cicim, hadi gel şuraya gidelim, hadi buraya gidelim, hadi tatile çıkalım beraber. Kullanıyor. Evet, hele ki maaş günlerinde aşırı derecede çok seviyorum ama maaş günleri geldiği zaman direkt hal hatırını soruyorum. Nasılsın, iyi misin, seni çok özledim. Hadi diyorum, bak diyorum ya Aliye'ye mesela, ben kızıma. Ben direkt tabii diyorum. Hiç de kıyamaz gerçekten de, yani bunun hakkını yiyemem. Bir beğendiğimi ikincisini almıştır yani. Görümcemler diyor ki artık diyor bizim papucumuz da atıldı diyor. Sen olduktan sonra diyor bize bir şey alınmaz oldu diyor. Direkt sen, direkt sen. Edim tek gelinim yani. Beni savunmasını istiyorum kesinlikle. Masamda yemeklerimi, çünkü ben çok güveniyorum. Ben orada çok hani saygısızlık yapmak istemiyorum. Siz bugün beni göreceksiniz. Oğluma karşı da savunuyorum, aileme karşı da savunuyorum. Ailesine karşı bile savunuyorum, sorabilirsin. Canavar çıkarsa işte ondan, etrafından korkuyor bence ondan dolayı. Sesini çıkarmıyor kendisi. Aynen, o canavar çıkmasın istiyorum. 15 bin lirayı araba alıp gezeceğim, kayınvalidemi de yanıma oturacağım, onun şoförü olacağım. Biz ona öyle anlaşmıştık, kazanırsan kızım senin 15 bin lira araba, evet, alacağız gelinime. Üniversitede çok ben çay demlemesini bile bilmiyordum açıkçası. Evlendikten sonra kayınvalidem sayesinde birçok yemeği öğrendim. Tabii ki ben öğrettim. Oğlum neyi seviyorsa ona öğrettim. Oğlum damak tadı çok yüksek. Oğlum bazen yemek yemediği şeyleri de ben yediriyorum. Bana nazlanıyor ama bunda yiyor. Antakya'nın yöresel yemekleri harikadır. Birebir başta olmak üzere. Baharatlarıyla olsun, salçalarıyla olsun, tatlarıyla olsun. Aynen. Ve ben bu yöreyi buraya getirdim, İstanbul'a getirdim. O yüzden kesinlikle birinciyim. Bugün evet iddialıyız. Hatay yemekleriyle damga vuracağız. Gümbür gümbür geliyoruz. Vallahi Antakya'dan geliyoruz, biz birinciyiz. Nereden gelmiştiniz? Hatay Antakya'dan. Hatay Antakya bizden selamlar, sevgiler. Kaç yıllık gelinsin? 1,5 yıllık. Ay çok yeni daha. Evet. Ay ne güzel. 6 aylıkta bir bebeğim var. Yemeklerin çok mu iyi ki yarışmaya katılmaya karar verdin? Ya kendimi açıkçası Hatay'ın yemeklerini... Çok güzeldir. Aynen. Hatay çok yemekleri, zengin bir mutfağımız, evet, var. Evet. Çok zengin olduğu için misafirlerimiz de mesela çok gelir. Bana yani özellikle çok gelir. Kalabalık aileyiz. Evim hiç eksik olmaz. Çok kalabalık aileyiz. Ne kadar kalabalıksınız? Çok ben kalabalık. Bir sayı alayım bakayım. Çok derken ne kadar çok. Ben 25 kişiyi bir evde mangala ağırlamıştım. İstemeye gittiğimiz zaman aile arasında gidecektik. Yani şöyle söyleyeyim sana, hiç kimse haber etmedik. Bir iki araba gidip kız göreceğiz, böyle aramızda bir şey yapacağız. Bir iki arabadan kaç kişi inecek biraz? 18 araba geldi. 18 araba, bir baktık kapıda. Aile şaşırdı. Evet. 18 araba. Evet. Ve bizim hiçbir şekilde haberimiz yoktu. Haber yok, hazırlıklı değiller ama duyan gelmiş. Duyan gelmiş. 40 kişi değil, 70 kişi en azından. Araba dolu, çok kalabalığız biz. Arkaya 5 kişi oturdu herhalde. Aynen aynen. Korkmadı mı ailem? Benim ailem bunlar... geçiyorlar. Nereye sığdıracağız, nereye sığdıracağız diye artık komşulardan falan yardım istedik. Sandalye olsun, başka ama Zuhal Hanım isteme şeyini bir öğrenseniz. Bunlar şimdi görüşüyorlar oğlumla. Oğlum dedim, kız istemeye gideceğiz. Kime? Sana dedim. Kimi isteyeceğiz anne? Oğlum Gülsen'i isteyeceğiz. Benim haberim yok. Ben bunun haberi bile yok. Anladığım kadarıyla oğlunuzun da pek haberi yok. Evet. Ama hayır, hep sallıyorlar beni. Sallıyorlar. Bugün yarın, bugün yani, yarın. Kendi kendi plan program yapmış. Kayınvalidemin sayesinde bizim düğün birdenbire oldu yani. Biz de hiçbir şey anlamadık. Sana kalsa ne zaman evlenecek? Biz eşimle yani öyle konuştuğumuz zaman biz bir yıl daha falan işimizi gücümüzü tam şu an, ben o zamanlarda üniversiteyi bitirmiştim yani. Tabii doğrusunu düşünmüştüm. Bu da çalışıyordu o an.
Sonra bir baktım, iş yerine gittim, söyledim. Dedim abi böyle böyle ben izin almak zorundayım. Niye dedi, dedim nişanlanıyormuşum. Ben... İstemeye geliyorlarmış beni. Nişanlanıyormuşum. Ama aşkım beni çok yordular. Ölemiş. Yordular aynen. Beni. Yordular ya, beni. Ya. Bizim sana yordunuz kızım ya. Ne yapmış, onların istediği bir şey olmamış ki siz kendi kendinize gelin oğlum, gibi. Oğlum evlensin istiyorum, torun göreyim kaç istiyorum. Kaç yaşındaydı ki? Kaç yaşında eşin? Şu an eşim 27 yaşında. 26 yaşında. 27'ye geçti. Sanki gelmiş 40 küsür yaşına evet. Da aşkım. Bu evde kalmış evde. Aşkım şekerim bir tanem bana böyle şeyler deme Allah aşkına ya aşkım ya. Ay tatlişkom ya Meloş niye böyle yaptın? Aşkım neden böyle yapıyorsun? Aşkım ama sen yapıyorsun. Bak daha çalışacakmış kız oğlunda. Bak ondan sonrası var da. Ha dur devam evlendim. Et. Evlendim. Ne olduğunu ya hiçbir şekilde ne çeyizim var ne bir şey var. Hayır çeyizim yok dediler yaptım. Dedim yapmayın ben yaparım. İşte şu yok, şu eksik, bu ne istiyorsanız ben yapacağım. Gelinimi verin bana ya. Yeter ki gelinimi verin hayır, bana. Hayır gelinimi verin kaçınmak bana istiyorum. Krize beni. Girmiş. Beni gelin kaçır. Gelin krizi hayır, tutmuş. Gelin krizi tuttu beni. Evet. Kaçırmak istemiyor evet, öyle güzel gelini. Evet beni kaçırmak istemiyor. Evet buldum. Allah evet, Allah. Aynen. Böyle de bir şey çok yani. Çok akıllı gelinim. Maşallah. Çok tatlı. Yakın mı oturuyorsunuz Gülsen? Yok ben Hatay merkezde oturuyorum. Antakya'da oturuyorum. Sen neredesin? Ben Kırıkhan'da oturuyorum. Kırıkhan'da. Ben. Zaten oğlum dedi hani bir odaya seni yerleştirdim hani bizde otur falan. Mümkün mü öyle bir şey gelinle yaşamak? Değil mi? Değil tabii. Niye değil? Gelinim rahat etmez, oğlum rahat etmez. Ne kadar bak bir o kadar da düşünceli. Evet gerçekten bak, bu konularda çok düşünceli. Normalde bu tutkuyla gelin alan bir kayınvalide eve alırdı. Veyahut o eve yerleşirdi ki tekrede. Sizi tebrik ederim. Dokunamıyorum evine, ama bravo diyorum. Ben kendi evine bravo. Gittiğim zaman bile bana bir şey yaptırmaz yani. Hiç. Çakalım gel ayakta çakalım. Vallahi bravo. Vallahi şimdi bravo. O yalnız buna değil. Mesela benim iki tane kızım var evli. Aa damat da var sende. Damat da var. Damatlarımla arkadaş gibiyim ne yani. Ne güzel. Sen anlaşıyor musun kayınvalidenle? Kayınvalidemle anlaşıyoruz değil mi? O ne biçim? Anlaşıyoruz değil mi? Değil mi? Değil ne mi? Demesi lazımdı burada? Ne demesi lazım? Ben bu kadar yoruldum bunun arkasında bana anne demiyor. Ne diyor? Meryem Hanım. Çay, yok teyze. Hiçbir şey demiyor. Teyze yenge. De teyze dese önce teyze diyordu. Meryem teyze diyordu. Şimdi diyor. Böyle diyor. Meryem enişte mısın? Diyecek hali yok herhalde. Çay alır mısın? Aha! Yani şey yani şu saksı gibi düşün. O estağfurullah. Kadar. Hanım ağa gibi her yerde beni ağırlıyorlar. Gelinim bana anne peki, demiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yok öyle bir dünya bu ya. Boğulacak iş değil ya. Yok böyle bir dünya. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Mesela diyelim ki bir yere gittiniz alışverişe şuraya bir. Annen de senden biraz uzakta. Ne zaman o zaman diyor. Ama ne için diyor? Aa niçin diyor? Maaş zamanı geldiği zaman anne bugün geliyor musun? Evet. Maaş zamanı. Maaş zamanı. Bir de gelsene diyorum. Anneciğim o gün. Canım. Anacığım. Anneciğim. Anacığım diyor. Anacığım bir de. Anacığım gelmiyor musun? Niye kızım? Anne işte şu yemeği yapacağım. Gel falan. Bu arada anacığım mağazada bir tane ayakkabı evet. Gördüm. Ay bez ayakkabı olsa aşkım. Ne oldu aşkım? Bez ayakkabı olsa. Ne çıkıyor başka ya. Gidiyorum maaş bitiyor geliyorum. Eyvah. Oğlu da sonra diyor ki ne parayı ne yaptınız? Ben onu almaya nelerle gittim. Neler istemeye yani? Giderken 150 tane gül götürdüm. Kaç? Oğlu 150 tane, 150 tane gül getirdi. Çiçekçiyi bana şu şekilde bir şey getirdi şöyle tuttum hatta. Böyle bir şey takım tuttu. Acaba neler gelin takıldı? Almaya giderken 15 davulla gittim. Vay. Ben de gittim. Belki 150-200 arabayla gittim. Konvoy. Evet. Allah. Düğün kaç kişiydi? 1500. Kaç? Salon 1500 kişilik. Aa yüzüme de dokunamıyorum. Arabadan iner bizim orada bir adet vardır. Böyle gelin gelir arabayla durur evin önünde. 15 davul karşılıyor bunu tabii. Herkes orada bütün aşiret. Ondan sonra anneyi çağırırlar. Anne evet. Gelecek ona bir şey yapacak. Kapıdan yani yoksa inmem. İnmez arabadan. Aa. Yani nazlanıyor bir şey verecek bir şey takacak yüz falan. Yüz görümlüğü gibi. Evet. Gibi. Evet ne çıkardın? Çıkardım böyle kaldırdım görsünler diye altın kemer. Altın kemer. Evet. Ben buradan kalkmış öyle bir yastık verin bari kalkacağım yok benim buradan. Benim gelin şok. Ben de vallahi şok oldum. Vallahi şu an ben de şok oldum. Sağ ol Yüksel. 10 il istedi 10 milyon. Altın kemer, 15 davul, 150 gül, 1500 araba. Onun gecesinde 1500... tabii. Kaç bilezik? En azından 15 bilezik takıldı orada. Şu an altın fiyatını biliyorsunuz değil mi? Sen evet, servet taşıyorsun. Ama duruyor daha. Servet taşıyorum. Tabii daha 1,5 yıllık gelin. Peki devam edecek sohbet çok güzel gerçekten. Bayıldım size çok tatlısınız. Ben siz markete mi gidiyorum? Hayır gitmiyorsun önce menünü sayıyorsun bana. Evet, dur bakayım menü. Neler alacaksın neler lazım? Şimdi ben çorbada Hatay'ın tabii yöresel yemeklerini buraya getirdiğim için İstanbul'a. Hadi bakalım. O yüzden çok güzel bir şekilde borani çorbası yapacağım. Etli kabaklı borani çorbası. Tamam güzel evet. İçmişim biliyorum. Evet güzel. Onu yapacağım.
ara sıcak olarak da kuru dolma yapacağım. Aa, kuru dolma, patlıcan biber. Patlıcan biber, kabak. Karışık, kabak çok kabak. Güzel. Yanında meze olaraktan tabii Hatay'ın en meşhur. Ay, mezelerinize bayılıyorum. En meşhur mezelerini yapacağım. Muhammara, cevizli biber. Ay, bayılırım. Zeytin salatası ve alinazik. Oo, kaç yapacağım. Tane var ya? 3 tane. Oo, çok güzel. Ana yemek tepsi kebabı. Oo. Ve firik pilavı. Bizim firiğimiz. Buradan size meşhurdur. Söyleyeyim, meşhur ve aynı zamanda da yani özel o filik yapımı. Közde tabii ki oradan getirmişsiniz. Her şey tabii getirdim. Hepsini yani bütün şeylerimi oradan getirdim. Etin nereden? Etimi de oradan getirdim. Etimi de oradan getirdim. Sana bravo Gülsen. Etimi benden bir puan aldın bile şimdiden. Etimi... Bak böyle etiyle geliyorlar gerçekten, etiyle, sütüyle, yünüyle, kendi kasabımızdan. Kendi kasabımızdan. Etini evet. De getirdin. Yanında ne yiyoruz salata olarak? Mevsim salatası yiyoruz. Olur, tatlı. Ve... Tatlıyı söylememe gerek, gerek yok bence. Gerek yok, gerek yok. Gerek yok. Künefe yiyeceğiz. Aynen. Künefe yiyeceğiz değil mi? Dondurma çok eşliğinde. Mutlu. Dondurma mı bir de? Dondurma eşliğinde. Peynirimiz oradan, tereyağımız oradan. Işte. Her şeyi mi getirdin? Olmaz. Biberimiz başka oradan. Türlü güzel olmaz. Zuhal Hanım, baharatımı varana kadar getirdim. De, sen o zaman alışverişsen 5 dakika sürer. Her şey gelmiş. Yani. Ben alacaksın ki hep bir topu. Aynen. Hadi git de gel o zaman. 10 dakikaya evet. Bekliyoruz seni. Gidiyorum o hadi zaman. Hadi güle güle Gülsen. 6 ay evvel doğum mu yaptı gelini? Evet. Hiç nereden nasıl oldu? Ben ona neler yedirdim ki gitsin diye göbek. Nasıl ne yedirdin? Göbek gitsin diye bir şey mi yedirilir evet, ya? Evet. Tereyağım. Bir dakika. Aynen. Doğum yapan hanımlar müjde. İşte o göbek yağlarına ne kısa sürede nasıl kurtulursunuz? Ne tereyağını? Bizim orada tereyağını böyle iyice kavururlar. Tamam. Yanmıyor tabii. Yanmıyor yani. Yanmadan, iyice kavururlar. Iyice, evet. Zaten organiktir. Köyden alınır. Mis köyde gibi. Yapılır mis gibi. Mutlaka. Ondan böyle kaşık kaşık içer böyle. Ha, sadece tereyağı. Şeker koyarlar içine biraz. Tereyağı yağ mı eritiyor? Yok, yani tabii ki ödemli oluyor. Ödemli oluyor, ödem atıyor. Ödem atıyorsunuz. Atıyor, aynen. Tereyağıyla diyorsunuz. Evet, zeytinyağı aynen. Da şifadır biliyorsunuz. Bir kaşık evet. İçin derler. Saça, cilde, yaralara her şeyi. Evet. Sarı kantaron yağı, zerdeçal. Efendim Zuhal Topal'la sağlık bölümünde bugün de faydalı bitki ve baharatlarla başladınız. Hazır mısın Gülsen? Hazırım, bomba gibi alışverişe hemen koşuyoruz. Marketin yerini öğrendin mi? Sen öğrenmeden önce ben öğrendim. Koşarak markete ulaşan gelinimiz hemen alışverişe başlıyor. İlk önce soğanımızla başlıyoruz. Yemeklerin nasıl? Benim yemeklerim çok güzel. Ana yemeğin neydi? Ana yemeğim tepsi kebabı. İlk zaten Hatay dediğiniz zaman akla gelen ilk şey bir kağıt kebabıdır, iki tepsi kebabıdır. Peki tatlımız? Tatlımız tabii ki künefe. Ama künefeyi herkes yapamıyor. Vallahi ben denedim, çok güzel yapıyorum. Kayınvaliden arkandan ne dedikodunu yapıyor acaba? Eminim benim... arkamdan oğluyla ilgili dedikodum yapıyordu. Çok kıskançmışsın. Yerince diyelim aslında yani her eş eşini kıskanır bence. En büyük problem kıskançlık. Eşini kıskanıyor. Oo. Oğlunun adı neydi Meryem Hanım? Ahmet Sezer. Ahmet Sezer. Ahmet'in neyini kıskanıyor yani? Ahmet'in dünyasını kıskanıyor. Nefesini kıskanıyor. Aa, böyle bir şey olamaz. Ben, benimle kıskanıyor. Tut alma nefesini. Alma nefesini. Bu kadar. Bu kadar. Niye? Öyle. Allah Allah. Sebep? Oğlun çok uçaklıydı. Beklerken yo, çok mu kız arkadaşı? Yakışıklı oğlum ama. Mutlaka. Çok şirindi. Allah. Boylu postlu. Allah Gülsen'e benim bağışlasın. Benim dünya... Bana da bağışlasın. Evlendi yani, ya hanımefendi. Evlendiyse Allah oğlum mu oldu? Allah herkesin evladını kendine bağışlasın da. Ama artık yani Gülsen'in ya... Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle... Öyle siz, derler ya Allah sahibine bağışlasın. Siz şöyle düşünün. Sahibi siz... Şey. Şu an sahibi Gülsen. Yok aşkım öyle sahibi. Öyle öyle aşkım yok. Öyle bir dakika öyle bir tane. Öyle yok bizde yok. Şekerim. Bak bu konuda tartışırız. My darling, my darling. Hayır olmaz. Ne demek olmaz? Nasıl çıktı nasıl artık el oldu. Olmaz. Gitti el kızına. Olmaz olmaz. Aman yok. Öyle şey olmaz. Yemek yapmayı kayınvaliden öğretmiş, doğru mu? Ya ben onun yanında öyle söylüyorum. Gönlü olsun kadının. Bu arada sana kötü bir haberim var. Son 10 dakika. Hayır hayır hayır. Meyveli sos nerede? Bana yardım et. Ne arıyorsun? Baharatlar nerede? Baharatlar. Nihayet baharatları bulduk. Karabiber. Karabiber. Biber istiyor musun? Hayır. Nane burada. Kuru nane, tuz aldım. Sirke kalmamış. Sirke bitmiş. Ya hayır ya. Şaka yapıyor. Bak elinde ne var. Ya versene. Son 8 dakika çabuk. Bak ne istiyorum biliyor musun? Antep fıstığı tozuyla. Antep fıstığı tozuyla limon tuzu istiyorum acil. İçeceklerim, yoğurt. Yoğurt da tamam. Sade kesme dondurma. Sade kesme dondurma. Bir dakika, dondurma alamazsın. Neden? Kendin yapman lazım. Ama yapamam dondurma. Ama eleştiriyor kayınvalideler. Ha, çekil oradan, içecek alacağım. Hadi arabayı itelim bakalım kim kazanacak. Giderim ben, giderim ben, koş gibi. Doğan abimiz bakalım sana ne bulmuş. Ne buldun? Bulamadım ki limon. Aferin sana Doğan abi. Bulamadım, ben ne yapacağım şimdi? Yapma Doğan abi. Şaka, hadi şaka. Getir, hadi getir, hadi getir, hadi, 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 hadi. 16 yıl oldu, eşimi kaybettim ben. Aa, başın sağ olsun. Allah 12 yaşındaydı Ahmet Sezer. Aa canım. Ben onu üniversitelerde okuttum. Tek başına. Evet. Vallahi bravo. Ben 3 tane çocuğum var. Kızlarım da üniversite helal okudu. Helal olsun, maşallah. Bir kızım muhasebe okudu. Maşallah. Oğlum kimya okudu.
Ondan sonra oğlumun şu an şirketi var çok şükür başında. Ay ne güzel. Yani tek başına tabii ki bu zamanda üç tane çocuğu büyüttüm. Yani evlat. Ahmet Sezer'e değil ama Ahmet Sezer o saatten Ahmet sonra Sezer'de benim dünyam oldu. Ahmet Sezer'in musikisi, sanatçısı ismi gibi geliyor bana. Ahmet Sezer. Peki başka kıskançlığı var, başka nesi var? Yok başka bir şey yok. Mesela bebeğe kim bakıyor? Kendi bakar. Ha, kendi temizdir. Bakıyor. Buyurun kahve içelim. Hadi kahvede de diyorsun, evet, devam kahvede edelim. Devam aşkım. Edelim. Çok aşkı şeyler tom. Var. Terçeliğimi aldım. Ekmek nerede? Burada ekmek. Aha ekmek yanındaymış. Çabuk ol, son iki dakika. Sen de verin. Hayır, yeterli bana meyveli sosu. Hadi, sıkılıyor mu? Tamam o zaman iki tane ver. Bak sana ne buldum güzel. Ama bu çikolatalı mikser, künefenin yanına olmazsınız. Olur mu? Tamam o zaman bundan al. Künefenin yanına meyveli sos mu yapacaksın? Hayır, tabağa sunu yapacağım. Hadi listeni kontrol et. Kuruna antep fıstığı tozu falan koydunuz mu? Koydum. Tamam. Okey, bitti alışverişimiz. Koş kasaya koş. Hemen. Alışverişi tamamlayan Gülsen aldıklarını kasaya bırakıyor. Hemen hızlı. Zamanım kaldı değil mi mikser? Son 30 saniye çabuk. Ya olsun bu yine bir başarı yani. Market alışverişi bitti. Sıra geldi ödeme yapmaya. 18 lira. Param yetti. Arttı bir de gelin hanım. Hadi artık gidelim. Gidebiliriz. Poşetler. Poşetlerimi unutuyordum. Artık eve dönme zamanı. Ama bunlar çok ağır. Ben gücüm yetmez. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu Meryem Hanımcığım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Oh. Vallahi zaten Antakya'yı, Hatay'ı taşımışsınız buraya ya. Evet, bunların hepsini oradan mı getirdiniz? Hepsini oradan vallahi getirdim. Vallahi bravo. Herhalde bitmiştir alışveriş 15 dakikada. Bir şey söyleyeyim. Bunu kendi ellerimle yaptım. Ellerine bunu kurtarabildim anca size. Kurtarabildim. Mikserden. Evet. From mikser. Aynen. Geldi sabah. Sabah geldi bak mesela şuralardan bir şeyler gitmiş. Evet bak izleri duruyor. El evet. İzleri. Bunlar mikserin el izleri. Burası kimin evi? Arkadaşınızın mı evi? Evet arkadaşımızın evi. Ah geldi. Meryem Hanımcığım bir kapıyı açıver şeye Gülsen'e. Gelsin o mikser de. Bakayım kaç içli köfteymiş. Anlarım ben onun suratından. Yediği zaman hani nasıl bazı canlıların karnı böyle şişiyor ya. Buralarda falan bir böyle bir şişme falan oluyor fiziken bir değişim. Anlıyorum ben onun suratına bakınca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Bulabildin mi markette? Evet. Aradın. Son anda yetiştirdi Zuhal Hanım. Öyle mi oldu? Mikser. Hayır. Hayır. Çok güzel. Şaka bir yana kızımızın maşallahı var. Daha 24 yaşında ama çok iddialı. 24 evet. Yaşında mısın? 23 daha 24'e geçmedim. Ama ya, ben ilk önce bir ellemeyi yapmak istiyorum. Güzelce sanki sabunla. Biz kankayız gibi geliyor. Hiçbir yerini elleme. Marketten evet, falan geldiğimizde. Evet bravo hadi bakalım. Üstümde değiştireyim üstümde ondan sonra. Üstümde değiştir tamam. Tabii ki tatlışım. Evet. Sen artık o malzemeleri çıkartıver Meryem Hanımcığım. Bir yandan da sohbet ederiz. Kaç tane yedin bakayım bu içli köftelerden? Kadıncağız kızartırken el altından götürmüşsün. Bak. Tam bir tencere oruk gelmişti Zuhal Hanım. Karnı şişmiş zaten. Sıcak yediğiniz zaman çok lezzetli oluyor. İnanın. Bana hiç sıcak yemek kısmet olmuyor tabii. Çıktı mı her şey? Her şey tamam çıktı. Ya süper. Her şey zaten hazır. Ana malzemeler burada. Ta Hatay, Antakya'dan taşımış getirmiş sevgili Gülsen. Evet. Şimdi kendini getirdi mutfağa. Evet. Hoş geldin. Hazırım. Eller yıkandı. Tabii ki yıkandı. Tamam süper. Bir ara bir saçına da bir lastik takarsın. Evet takacağım. Evet ondan sonra kızım da ben senin süreni. Artık. Sen gel Meryem Hanım. Bak anneciğin boşalttı her şey. Anne demiyorsun ama. Anne diyorum sayılır. Ya. Anacığım. Maaş günleri anacığım. Maaş günü annesi. Anacığım. Maaş günü anacığım. Normal günde saksı. Ha esta. Hayır ya. Saksı değilim hayır. Ben de. Öyle de düşünmen istemem ama. Asla no. Evet tamam mısın? 2,5 saatin başladı. Hazırım. Hadi bakalım kolay saçını gelsin. Saçını bağla önce. Saçını bağla. Antakya, Hatay, Kırıkhan. Evet gelinimiz ta oralardan tepsi kebabının etini, efendim künefesini, salçasını, filikini, zeytinini, yağını, her şeyini getirmiş. İnşallah da güzel olsun. Dün neler oldu öyle ya? Değişik evet. Bir sofraydı. Değişik bir sofraydı. Enteresan. Şadım Hanım'ın tepkileri, gereksizin ona karşı Zeynep Hanım'ın çıkışı. Hiç beklemediğim evet. Bir çıkış yaptı Zeynep. Siz dedi de hiçbir eleştiriye gelemiyorsunuz dedi. Şadım Hanım biraz tepkiliydi dün. Dün mü? Ondan önceki gün de aynı. Öyle de dün tabii kendi gelini yarıştı ama maalesef evet. Lezzetlerde büyük problemler. Evet çok. Çok niye öyle oldu acaba? Vardı, bilmiyorum. Mesela pilav olmamıştı. Orada sadece benim beğendiğim salatası güzeldi. Evet. Salatasını beğendim. Çorbası da güzeldi. Çorbası güzeldi, tuzsuzdu. Böyle bir tatlı bir tadı geldi. Yani hani
tuzu az diye mi acaba? Ezogelin yok, güzel. Tam olması yeter. Sadece tuzu azdı. Ezogelin güzeldi. Ha, tuzu azdı. Salatası güzeldi. Eti güzel pişmişti. Ben onu buldum. Pişmişti ama lezzet eksikliği vardı. Evet. Pilav olmamıştı maalesef. Tatlı maalesef çok hamur kalmış. Olmamıştı. Mikser sen oradaydın. Söyle bakayım tatlına ne oldu da olmadı? Buzdolabı da koymadı içine dünkü. Dünkü gelinimiz revaniyi buzdolabına koymadı ve Fatma Hanım bunu anladı. Büyük hata. Etli borani çorbasıyla başlayan yarışmacımız etleriyle birlikte nohutları düdüklü tencereye alıyor. Peki Fatma Hanım'a ne diyelim? Dün biraz sinirlendim ben fark ettiyseniz. Evet. Yani şimdi diyor ki ben bunu çok pişirdim diyor karidesi. Karides böyle pişmez diyor. Sonra da diyor ki ama hiç yemedim diyor. Ya şimdi bunun elle tutulur, akla mantığa yatkın hangisini alayım o cümlenin içinden? Pardon. Yani neden öyle? Şimdi karidesi tatmamış... Yaptığın bir şeyi tatman lazım. Bitti. Anne bitti. Ne kadar koyayım tuz? Biraz koy. Kaşık. Ben elimle neye ayar yapıyorum. Şu an? Ben şu an etimi ve nohutumu koydum çorbam için. Evet. Tamam. Borani çorbası kabaklı etli. Evet. Ama dün gene de 4 değil bir 5-6 verilebilirdi en azından. Ben 5 verdim ama. Ya siz 5 verdiniz. 6 doğru bir puan oldu. Eski düdüklüler. Aman sen kapat Meryem Hanım. O bilemiyor. Sen kapat, sen kapat. Kapattım. Niye? Sadece şu ayarını. Dün Şaduman Hanım dedi ki, Meryem Hanım beni kıskanıyor dedi. Ha, ben çok güzel hanımım dedi de evet. Hoş, ikiniz de çok hoşsunuz. Ama ben kıskanamıyorum. Ben ondan boyluyum, ben ondan güzelim. Ben ondan bakımlıyım. Ben ondan gencim. Senin yaşındayken beni manken diye çağırıyorlardı dedi. 57 yaşındayım zaten Şaduman Hanım. Aralarında bayağı yaş farkı var. Öyle mi? Siz daha gençsiniz tabii ki canım. Nasıl... Nasıl bakış attı sana? Ay ne güzel. Hı hı. Ha, evet bak. Ben, sen konuş biraz daha konuş. Allah aşkına biraz daha konuşsana. Konuş. Evet lütfen konuş. Susma arkadaşım niye susuyorsun? İçinden ne giriyorsun? Siz onun öyle olduğuna bakmayın Zuhal Hanım. Oğlu ne derse onu yapıyor. Bana Meryem Hanım'ı anlatsana bir yandan Gülsen. Nasıl bir kayınvalidedir? Çok iyidir. Sen hiç bana sadece bakma öyle bak. Çok iyi. Diktatör. Var mı öyle? Hmm. Evet. Diktatördür. Damatlara nasıl acaba tutumlu? Damatlara görmeniz lazım. Vallahi çok mu seviyor? Evet seviyor. Aynen. Onlara karşı hiç öyle yanlış yapmaz, öyle hiçbir şey yalnız demez. Yalnız sizin bu Ahmet Sezer'in nefes almasına bile tepki göstermene kaç puan? Niye bence 5. Ama niye adamı sıkıştırıyorsun o kadar? Ne ya adamı sıkıştırmıyorum aslında. Evlenmişsin, çocuk yapmışsın. Ne istiyorsun daha? Ya ben ondan bir şey istemiyorum. Ve ona gerçekten sonsuz güvenim. Onun bana yanlış yapacağını ben zaten biliyorum yanlış yapmayacağını. Kaçıracak çocuğu ama elinden yani, kaçıracak. Hani, vallahi kaçıracak. Diyorum kızım bak. Elinden ben kaçıracak diyor. Oturuyorum kaçırmam. Mesela kendine diyorum ki kızım bunu yapma bunu yapma. Kaçarım mesela ben biliyorum. Senin erkekler öyle çok sık boğaz ediyor. Hayır ben oğlumu tanıyorum yapma. Kaçmaz. Bak, kaçamaz. Kaçamaz. O kadar zahmetli almış. 1500 davul muydu neydi? 1500 davul. Ha 1500. 15. 15 davul 1500 kişi düğünde. 150 gül, altın kemer, ağırlığınca altın. Yani bu kadar aldık. Set aldık evet. Peki senin kızlarına yaptı mı dünürler alırken? Dünürler yaptı, ben de yaptım. Yarışmacımız salatada kullanacağı yeşillikleri güzelce yıkayıp sirkeli suya alıyor. Ana yemek tepsi kebabına girecek biber ve soğanlar rondoya alınıyor. Bir şey söyleyeceğim, bebeğe bakıyor mu Ahmet? Efendim? İlgileniyor mu bebekli Ahmet? Evet, çok ilgilenir. Bak ne onsuz güzel. Onsuz şey yapmaz yani hiç. Aferin Ahmet'e. Evet. Gene de Ahmet'e Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Böylesine büyük bir pres altında yaşıyor olmak bir ayrı zor olsa Ahmet'ciğim kolay gelsin. Kazanırsan ne yapacaksın Gülsen 15 bin TL'yle? Ya Allah ben araba almak istiyorum Zuhal Hanım. İyi hadi inşallah kazanırsan sen kendin alırsın peşinatı üstüne biraz bir şeyler koyarsın. Aynen. Koyacak mı araba koyduracak mı? Anacığım diyor. Anacığım maaş günü. Anacığım varken sizden araba şoför. Meryem Hanım'dan kredi çekecek. Biz sıfır faizle Meryem Hanım kredisi. Zuhal Hanım, Meryem Bank. Biz onun şekilde konuştuk kendisiyle. Dedim sen araba için bana kredi çek. Evet. Dedim, ben sana şoförlük yaparım dedim. Seni kimseye otobüse bile bindirmem dedim. Aa çok güzel bir vaat. Değil mi? Böyle de güzel bir gelinim Zuhal Hanım. Daha ne yapsın bu kız sana ya? Ya daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Husus evet ya. Şoförlüğümü yapacak. Tabii araba alırsam sen yapacağım. Sen makamda hanım ağ olarak arkaya oturacaksın. Önde Gülsen kullanacak. Bak gezersiniz gelin kayınvalide. Tepsi kebabı için biber ve soğanlar rondoya girdikten sonra sarımsak soyuluyor. İnşallah güzel çıksın yemekler ama Şaduman Hanım'dan biraz çekiniyorum bugün için. Dünkü puanlara merak çok etme, sinirlendi. Merak etme o konuşamayacak tadını aldığı zaman yemekleri. Aa diyorsun. Hadi inşallah. Aynen. Gönlüm senden yana bugün Gülsen. Evet Antakya'dan gelen etimiz. Tepsi kebabı için taşımışlar.
Daha evvelden etiyle yarışmaya katılıp kendi getirdiği etle, yaptığı yemekle birinci olan iki tane gelinimiz oldu. Dolayısıyla bu çok... bak özel et, özel tepsi kebabı için. Bravo, tebrik ediyorum. Ana yemeğiniz etse lütfen etinizi kendi kasabanızdan seçiniz veyahut getiriniz. Bu çok önemli. Ana yemek en önemlisi. Bu arada dün gelini Sultan Şadıma Hanım, anneciğim yok. Dedi ki ben de dedi 3'ü 4'ü veririm bundan sonra yapıştım. Anne hayır, sen lütfen güzel yemeklere güzel puanlar ver dedi. Dörtler bir açıdı. Oo anne yapıştır 3'leri. Yapıştır 3'leri 4'leri diyor. Altının yanına 4 verince Fatma Hanım onu görünce tutamadı kendini. Haklı, ama o, haklı yani. Ama orada haklıydı. Bence de. Ama orada silseydi Fatma Hanım. O ne ya 6'yı gözümüze soka soka üstünü karalamış 4 verdi kayınvalide dünkü. Gülsen maydanozları da rondodan geçirip tepsi kebabının sebzeleriyle buluşturuyor. Zuhal Hanım, hediyeniz. Bu senin hediyen. İçeride dolusu. Teşekkür ederim. Dolusu içeride. Ben güzel alayım elleri şey olduğu için. Ver tekrar mikseri. Dolusu içeride. Bu da neyse veriyorsun geri alıyorsun. Ne veriyorsun? Ha? Hayır hayır olur baba. Takılıyorum ne yapsın? Bu arada Zuhal Hanım ben ete hiçbir şekilde dokunamam. Edemem ama şu an etle yarışıyorum resmen. Şaka bir sen ete dokunamazsın. Dokunamaz. Tavuğa da dokunamam. Bir ara eşim beni ağlayarak yıkattı tavuğsuz yıkayım diye. Yiyor musun peki? Önceden yemiyordum. Çocuk hamile oldum falan filan derken yemeye başladım. Mecbur. Ete dokunamayan gelinimiz et yemeği yapıyor. Aynen evet. Ete dokunamaz. Mecbur Hatay'dan geldi. Niye huylanıyor musun? Evet. Şimdi evlendiği zaman hiç et yemiyordu. Tavuk yemiyordu falan. Bizim orası zaten etli tavukçu. Benim oğlum da etten başka bir şey yemez. Alıştı diyorsun. He alıştı. Şu ana kadar geçen süreleri tamı tamına 22 dakika. Evet. Evet ben gidiyorum kızlar. 22 dakika bitti. Bitti. Vallahi hadi birazcık. Hadi. Yavaş yavaş bir vitesi birazcık daha büyütün. Gönlüm senden yana sevgili Gülsen. Teşekkür güzel ederim. Siz tadın ha mutlaka. Tamam. Fatma Hanım gibi yapmayın tamam. Siz. Yok yok yok. Pişirdim ama tatmadım. Olur yani şey. Yok yok. Hadi görüşürüz 2 saat sonra. Kolay gelsin Gülsen. Tepsi kebabının kıymasını rondodan geçiren gelinimiz sebzelerle buluşturup toz biber ve karabiber attıktan sonra tepsiye alıyor. Bu arada kurutlarımı koymam lazım. Bir tarafını pişirip bir tarafını serviste mi yapacaksın? Evet. Bak. Ara sıcağımız için. Sıcak suda ne kadar kalacak? Bunlar şimdi haşlanacak. Sen mi istedin yarışmaya katılmayı? Evet. Kayınvalidenin haberi var mıydı? Kayınvalidemin haberi yoktu. Neden? Çünkü siz, ben televizyonda izliyordum, sizi izliyordum. Hatay'a geleceğinizi duydum. Ondan dolayı görümcem de o sırada, o da onu düşünmüş. Biraz biz matrak olduğumuz için. Aynı anda izliyorlarmış. Matrak olduğumuz için demiş kesin demiş Gülsen bunu görse demiş başvuru yapar. Benim de aklımdan o geçiyordu. Beni aradı dedi ki böyle böyle dedi Zuhal Topal izliyor musun falan. Evet dedim izliyorum şu an. Dedi Antakya'ya geliyorlarmış. Dedim biliyorum aklımdan geçeni senin de mi aklımdan geçti dedim. Evet dedi dedim başvuru yapıyorum o zaman. Kayınvalidemin haberi bile yok başvuru yaptığında. Ya kabul etmeseydi? Ederdi biliyorum. Yarışmacımız kıymalı karışımı tepsiye iyice yaydıktan sonra kesip dilimlere ayırıyor. Ardından üstüne soğan, domates ve biberleri yerleştiriyor. Anneciğim, Şaduman Hanım'ı kıskanıyor musun gerçekten? Sence? Sizce yani? Hayır, ne münasebet. Ben hiç kimseye kıskanmam. Özgüvenim çok yüksek. Salça sosu da girdikten sonra Hatay'ın meşhur tepsi kebabı fırına veriliyor. Ardından kuru dolmanın iç harcı için hazırlık yapılıyor. Kuru dolmanın içine neler giriyor? Şimdi soğan, maydanoz, sarımsak koydum kuru dolmanın içi için. Kuru dolmanın iç harcına rondodan geçen kıyma da ekleniyor. Kuru dolmanın eti nasıl oluyor? Eti onun özel, biraz az yağlı. Ama şey, bıçak kıyması. Üzerimi değiştirebilir miyim? Şeyin içine bak da, bir dakika evet. Pirincin içine bak öyle. Kızım ocağı çıkardım, sana süzer misin onu önce? Neyi? Bunları. Tamam. Müsaadenizle üzerimi bir değiştireyim. Yarışmacımız kuru dolmanın iç harcına Hatay salçası koyup nar ekşisini döküyor. Yağını ve tuzunu ayarladıktan sonra yoğuruyor. Tatlıya başlayan gelinimiz tereyağını eritirken künefe tepsisini de yağlıyor. Müzik
Ardından eriyen tereyağını taze kadayıfların üstüne döküp iyice yağladıktan sonra tepsiye döşemeye başlıyor. Künefe yapmasını nereden öğrendin? Yani bizim her evde yapılır. Her evde yapılır evet ama eşimin elemanından bir tanesi şeyde çalışıyordu. Künefecide çalışıyordu. Ben de kendine sordum. Dedim bana bir de yarışmaya katılacağımı biliyordu. Halal biraz ondan fazla. Dolayı yenge sana öğreteyim. Gösterdi ayarlarını falan tam olarak söyledi. Hani ben yapıyordum ama daha öncesinden. Tereyağlı taze kadayıfları tepsiye bastırarak yayan gelinimiz üstüne tuzsuz peyniri koyuyor. Bu peynirin özelliği ne? Ve peyniri tuzsuz olur, bol olur künefenin. Ekşitilmiş bir peynir. Özel mi yapılıyor? Tabii, sadece künefe için. Kahvaltıda yenmez o zaman. Yok, yenmez. Gülsem tuzsuz peynirin üstünü yağlı taze kadayıfla kapatıp iyice bastırıyor. Anne kalın mı oldu sanki bir baksana. Hayır. Ama biraz, kaldırma öyle çok. Biraz kalın oldu sanki. Peynirleri de görünüyor. Peynir eriyecek peynir içinde. Peynir zaten üstünde görünecek. Evet. Ereceği için çok şey olmaz yani üstü kalın olamaz. Künefeden de bana ayıracaksınız değil mi? Mikser. Eğer benim tarafımda olursan ben sana künefenin tamamını veririm. Nasıl? Hataylıyım ben. Tabii ki senin tarafındayım. Tamam o zaman al bu tepsinin hepsi senin. Sana bastım zaten ben. Künefemizde. Ne zaman pişecek? Bunu en son pişireceğim çünkü bu hemen oluyor. Künefeyi de tamamlayan yarışmacımız kuru dolmalarını ve kıymalı harcını alıp doldurmaya başlıyor. Gelin hanım, eşin sana evlenme teklif etti mi? Ay harikaydı evlenme teklifi. Nasıl da anlatsana. Kendi sürprizimde evlenme teklif etti bana. Ne demek o? Ya şimdi bizim yıl dönümümüzdü, tanışma yıl dönümümüzdü. Ben de onun için tanıştığımız kafede şey yaptım ona, sürpriz hazırladım. Her şeyini ayarladım, arkadaşlarını ayarladım. Tabii biz o zaman, ben istemeye gelmişlerdi, bir ay sonra da nişanımız vardı. Ondan sonra baktım işte şey, ben orayı hazırladım, pasta kendim yaptırdım, ettim falan filan. Biraz daha. Yaptırdıktan, ettirdikten sonra, neyse ben bunu bir şekilde ikna edip kafeye götürdüm. Arkadaşlar da benim yanımda yani, ben öyle biliyorum. Ondan sonra kafeye geçtik. Ondan sonra baktım şey, şaşırmış gibi yaptı bana. Aa işte neden yaptın işte bilmem ne dedim, yıl dönümümüz kutlu olsun işte oturduğumuz kafe sonuçta falan. İlk orada tanışmıştık. Ondan sonra neyse pasta falan geldi. Hani dedi pasta yiyelim falan, pastamızı falan kestik. Hiçbir dans ettik, hiçbir şeyden haberim yok benim. Ondan sonra baktım şey, pastamızı yerken dedi ki pastanı ye. Ben dedim ki o gün de canım istemiyor 1, 2, 3, 4, 5. Pastayı keselim demiş heyecanla. Pastayı keselim falan dedi. Neyse kestik yiyeceğiz. Canım da istemiyor, zorla bana yiyeceksin diyor pastayı. Lütfen diyor ortasından ye diyor, bak muzundan ye diyor, kenarlarından yemedi. Kendi aldığın pastayı neden yemek istemiyorsun? Ha canım istemiyordu, toktum yani. Canım istemiyordu o zaman. Neyse sonra yedim. Tam çatalı batırdım ortasından. Sert bir şey geldi elime. Böyle yaptım dedim, bu ne ya? Hiçbir şekilde şüphelenmedim kendi çünkü. Kendi yaptırdı pasta. Çünkü ben kendim yaptırdım o pastayı. Arkadaşların söylemiş demek ki. Bekleyin, ondan sonra neyse baktım. Bir içinden yüzük kutusu çıktı pastanın. Ben tabii orada şok oldum. Kalbim durdu yani yerinden. Baktım eğildi, benimle evlenir misin dedi. Ben dondum yine. 3 defa benimle evlenir misin dedi. Cevap veremedim. Cevap veremedim çünkü şaşkınlıktan kaldım. Kaldım öyle şaşkınlıktan. Dedim nasıl ya, ben kendim yaptırdım bunları. Dedim sen nasıl yani bunu yapıyorsun? Acaba biraz şeyle daha mi konuştu? Pastacıyla mı konuştu yani? Pastaneyle mi konuştu, kimle? Sonradan öğrendim ki arkadaşları demiş ki oğlum bak diyor sen sana bir hediye şey. Arkadaşları ve annesi şimdi dur burada biliyor benim sürpriz yapacağımı. Ben söylemiştim onlara ben sürpriz yapacağım böyle böyle diye. O da düşünüyormuş zaten evlilik teklifi yapacağım nasıl yapayım diye. O da beni sıkıştırıyor. Anne bugün Gülsen'de bir şey var ne yapacak bana bir şey falan. Beni sıkıştırdı. Ben de dedim ki oğlum böyle böyle. O da evlilik teklifi için bir yer arıyor. Sürpriz arıyor. Sürpriz içinde sürpriz. Bunun aldığı pastayı arkadaşı evine götürüyor beklerken. Açtılar işte içine. Bu arada kaç tane dolma yapacaksınız? Herkese birer tane. 6 tane mi? 6. Kabakları yaptım şimdi patlıcanları yapıyorum. Yani 3 tane mi koyacaksınız? Tabii. Evet. Ara sıcak olarak hem kuru dolma vereceksiniz. Kuru dolma. Kuru dolma 3 çeşit ama. Kuru dolma 3'ü de kuru dolma. Hem de muhammara var. Muhammara onlar. Hem de Ali Nazik var. Evet. Zeytin salatası da var. Patlıcanları patlıcanları közleyelim. Bir diğer ara sıcağına geçen gelinimiz Ali Nazik için patlıcanları közlüyor. Eyvah! Tepsi kebabı yanıyor. Yanmaz. Eyvah! Yandı. Ben de yandım.
Daha var onun zamanı. Harika pişiyor. Anne baksana. Kızım kapat, pişiyor. Söylemesem yakıyordunuz. Yok, ben görüyorum oradan. Biberlerinden bakıyorum. Ara sıcağına devam eden gelinimiz kuru patlıcan ve biberleri dolduruyor. Bu biberler neden böyle? Biberler öyle, yarı. Öyle sar şöyle. Öyle değil mesela. Şöyle olup sarma gibi de sarabilirsin. Daha düzgün olabilir. Şöyle koy. Sar. Çok büyük yapmışlar. Şöyle mi? Çok sıkı değil. Çok sıkı değil. Ha, böyle. Gelinimiz kayınvalidesinin kontrolünde kuru dolmaları tamamlayıp ocağa alıyor. Ali Nazik için közlenen patlıcanlar kontrol ediliyor. Bu arada canım künefenin üstüne yanında süt ikram edeceğim. Süt mü? Evet. Nefis olur değil mi? Künefenin özelliği zaten sütledir. Harika gidiyorsun gelin hanım. Anneciğim kızın yetiştirecek sanki. İnşallah yetiştirecek. Peki hakkını verecekler mi? Anne bakar mısın cevizine? Mümkün mü? Bak ceviz, sarımsağı. Bir tane bir diş. Anneciğim sence kayınvalidelerden hangisi gelinin hakkını verir? Ya damak tatları yani damak tatlarına uyarsa hepsi vereceğini düşünüyorum. Şazıman hariç. Kim hariç? Şazıman hanım hariç. Şadıman hanım hakkını vermez mi? Vermez çünkü çok çok şey yaptı. Mesela bir gün önce kendinden bir gün önce olan yemeğe hemen 7 verdi, yapıştırdı. Evet 7 verdi. O da yüksek verdi. Bugünden sonra göreceğim onu. Bugünden sonraki yemeklerde göreceğim. Muhammara için ceviz ve sarımsaklar rondodan geçiyor. Ardından içine Hatay'ın özel biber salçasıyla tahin ekleniyor. Tuzu da ayarlandıktan sonra rondodan tekrar geçiyor. İstenen kıvama gelince de kaseye alınıyor. Şimdi neye geçtin? Ali Nazik'e. Ali Nazik'e devam ediyoruz demek. Ali Nazik ana yemek olarak da veriliyor değil mi? Evet. Ben meze olarak vereceğim. Gelinimiz Ali Nazik için közlenen patlıcanların içini kaşıkla almaya çalışıyor. Anneciğim, Saliha Hanım için ne düşünüyorsun? Dün biraz açıldı sanki. Evet, dün birinci gün hiç konuşmadı. Yani masasını savunamadı. Masada hiç konuşmadı. Evet. Dün bayağı rahat konuştu, savundu. Kaşıkla közlenmiş patlıcanların içine alamayan gelinimiz kabuklarını eliyle temizlemeye karar veriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kimse bana güvenmiyordu bu yarışmaya katıldığım zaman. Kim mesela? Eşim. Eşim dedi ki ne yok dedi yapamazsın dedi heyecanlanırsın dedi. Elin ayağından birbirine dolaşır dedi. Nasıl gidiyorum sizce? Gayet iyi gidiyorsun. Eşin neden güvenmiyor ki? Hayır güvenmiyor derken hani çok paniğimdir ben. Panik olduğum için yakarım ya, bir de sakarım da. Sakarlığımdan çok korkuyordu. Sakar mısın gerçekten? Evet. Biliyor çocuğum. Yani vallahi Allah'tan ya, bakın daha gel. Bir şey kırmadım ha. Daha bir şey yapmadım. Bunun özelliği köz kokusu gelecek biliyorsunuz değil mi? Biz biliyoruz da bakalım kayınvalideler biliyor mu? Közlenmiş patlıcanlar temizlendikten sonra bıçakla doğranıyor. Ben bunu pişirdim. Yoğurdunu koymayacağım sulanır. Ondan dolayı hayır sulanıyor. Ne zaman yapacaksın? Bunu sunum yapmadan önce sarımsağını da şu an doğrayacağım. Çorbayı verirken bunun servisini hazırlamaya başlar. Tamam olur. Tamam. Kaç dakikada yaparsın? 2 dakikamı almaz. Ben etimi de kavurduktan sonra zaten bir tek bunu yoğurda karıştıracağım. Ara sıcaklarına devam eden gelinimiz Ali Nazik için sarımsak soyup doğuruyor. Pişti mi nohut? Pişti mi? Nohut pişti mi? Hadi o zaman çorbamıza başlayalım. Nohut pişti mi? Pişti. Bakabilir miyim? Evet. Bakın kontrol edin. Her şey pişmiş hazır. Borani çorbası için et ve nohut hazır. Şimdi soğan mı doğuruyorsun? Evet. Sonra ne olacak? Soğanlarımızla sarımsaklarımızı kavuracağız yağda. Ondan sonra kabağımızı, nohutumuzu, etimizi koyacağız. Ondan sonra suyumuzu koyacağız. Etli kabaklı borani ağır ve yoğun bir çorba değil mi? Yoğun. Aslında yemek, bu yemek olarak da yenir. Ve bu ama çok... bir tane Hatay'da çok bilinen Hatay'ı temsil eden bir çorba diye bunu tercih ettim. Nohutu bile kendiniz haşladınız. Sizce hakkınızı verecekler mi? Vallahi verirler inşallah ne diyeyim. Yani çok uğraşıyorum. Yemeklerini gerçekten çok meşakkatli görüyorsunuz. Bence de öyle. Ondan dolayı bir de yani yöreselliğini de geçtim. Her bir yani menüyü birbirine uydurmaya çalıştım. Hanımlar, size kötü bir haberim var. Bunu söylemek zorundayım. Tedbirinizi ona göre alın. Maalesef şu anda açıklama da yapıldı. Son bir saat. Ne yani? Son bir saat işte. Bir daha var. Tamam işte var. Oley be!
Etli kabaklı borani çorbası için soğanlar tencereye girerken sarımsaklar doğranıyor. Bir yandan da Ali Nazik için kıyma kavruluyor. Anne bak şuna, tamam mı? Aa, anne dedi. Bak hele, bak bak gel. Ne dedi ne dedi? Anne dedi. Koy. Evet, etimizi ve nohutumuzu koyduk. Suyumuzu şöyle koyuyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Ay çorba güzel oldu. Nasıl oldu? Tuzlu oldu. Bana göre tuzlu. Ne yapacaksınız şimdi? Zeytinyağıyla falan halledeceğiz onu. Yok mu? Kabak çok ya. Kabak değil ya. Tamam, bu et tamam mı? Et. O kabak mı anneciğim? Kabak doğranmış, buzdolabından getirdik. Eti kapatayım artık, bak suya. Yok, daha biraz. Etli kabaklı borani çorbasına devam eden Gülsen şimdi de suyunu ayarlıyor. Tereyağı ev yapımı. Tereyağı nereden geldi? Köyden getirdik. Firik pilavı için önce tereyağda tel şehriyeler kavruluyor. Bu firik pilavının özelliği... piştiği için köz kokusu kokar. Şimdi buğdayın daha yeşil hali alınıp kavrulduğu için közlenir. Közlendiği için de yapar. Yarışmacımız etli kabaklı borani çorbasına Hatay'dan getirdiği doğranmış kabakları ekliyor. Ardından kavrulan şehriyelere firiyi karıştırıp pilavın suyunu ayarlıyor. Şimdi hemen salatalarımı doğruyorum. Sen bir bak onların tadına falan. Gülsem, hiç yapmadığın yemek ne kaldı? Zeytin salatam kaldı. Hemen onları doğruyorum. Salata kaldı sana. Normal salatam kaldı bir de. Bu kadar mı? Evet. Künefe? Çevirmem lazım. Hemen salataları doğrayıp onu yapacağım. Firik pilavına karabiber ekleyip karıştıran gelinimiz, zeytin salatası için sirkeli suda bekleyen taze soğanı tekrar yıkıyor. Bu Hatay'dan özel gelen tuzlu yoğurdumuz. Dur karıştırma, koy. Dikkat et, yoğurt kesilmesin. Kaynamış yoğurt. Kaynamış kesilmez. Yoğurt. Kim kaynattı yoğurdu? Tabii ki köyde kaynatıldı geldi. Anneciğim, gelinin becerecek galiba. İnşallah. Hadi salatamıza geçiyoruz, yeter. Diyorum. Beni çok oyaladınız. Kim oyaladı? Siz. Asıl kayınvaliden oyalıyor seni. Ben bunu nerede doğrasam acaba? Burada doğrayım. Gelinimiz haşlanan kuru biberlerinden bir tanesini etli kabaklı borani çorbasına doğrayıp karıştırıyor. Oh, çorba harika. Son 37 dakika. Ya hayır bak elimi keserim ha. Gerçek mi? Gerçek tabii ki. Neden şaka olsun? Tamam. Bu işin şakası olmaz arkadaşlar. Zaten salatam rendelenecek hemen. Eyvah, daha künefe bitmedi. Tamam künefeyi de halledeceğim. İstersen bütün yemeklerin üstünden bir geçelim. Evet. Anneciğim ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya. Onlarla ne yapacaksın? Biberleri şöyle ayırıyorum. Yiyecek misin? Evet. O biberler artık yeter ona, bitti. Bunlar ince doğranacak zeytin salatasına. Zeytin salatası için maydanozlardan sonra taze soğan doğranıyor. Sırada domatesler var. Anneciğim ne yapıyorsun? İşte şimdi yakalandın. Çektiniz mi arkadaşlar? Kural dışı davrandığınız için. Neden söylemiyorsun Allah için ya? Toplam puanınızdan 2 puanınızı. Ya bana söylesen. O kadar emek ediyorum. Ne oldu şimdi? Dolma pişti mi? Gerçek mi? Gerçek anneciğim. Gitti 2 puan. Dolma pişti mi? He? Tamam. Gülsem, 2 puan eksik başlayacaksın. Ya benim şu an her şeyi yetiştirdim, her şey bitti. Şu son dakika var ya. Neyse ya. Bir daha yapacak mısın anneciğim? Çorbayı bir daha tabii yapacağım. Yapacağım ya. Kes 2 puan, 5 puan kes. Allah Allah. Yapacak mısın? Yemin ederim çok geriyor ya. Su koydun mu anneciğim? Ya su koymadım. Koydum. Lütfen bana böyle şeyler söylemeyin. Gerçekten geriliyorum. Ya şaka yapıyor. Koymadım. Tamam bak zeytin şeyine bak sen. Koymadı. Tam koyarken yakalandı. Nar ekşisi ev yapımı mı? Evet ev şeyi. Yeter mi? Tamam. Gülsen zeytin salatasına Hatay'ın meşhur nar ekşisinden ve zeytinyağından koyduktan sonra pul biber döküp karıştırıyor. Son 32 dakika. Tamam hadi salatamı rendeleyeceğim hadi. Zeytin salatasını kaseye alan gelinimiz bir ara sıcağını daha tamamlıyor. Gülsen yetişecek mi sence? Yetişir hemen bunların ikisini rendeleyeyim. Kimin gelini o? Sence o beni mahcup eder mi? Böyle bir gelini nasıl aldın derler yapamazsa. Mevsim salata için sirkeli suda bekleyen yeşillikler tekrar yıkandıktan sonra doğranmaya başlıyor. Son
28 dakika. Tamam. Daha masayı hazırlayacaksın. Çabuk ol. Tamam. Çok rahatsınız. Çok. Ne diyeyim? Üstünü değiştirecek misin anneciğim? Değiştireceğim. Hadi o zaman üstünü değiştir de gel. Olur mu? Tamam olur. Gideyim üzerimi değişeyim geleyim. Gülsen, kayınvaliden hep böyle numaracı mı? Nasıl? Çok numaracı. Ekran önünde meleği mi oynuyor yoksa? Yok, meleği oynamaz da. Normalde sert midir? Çok. Mevsim salataya devam eden gelinimiz şimdi de havuçları rendeliyor. Çorbanın şeyi nerede bunun? Kapağı. Bunu da kapattık. Künefemizi kısık ateşte hemen. Hop. Bak, alıyoruz. Tek tarafını mı pişireceksin? Evet, diğer tarafında sunum sırasında yapacağım ki şey olmasın. Sıcak olması lazım. Havuç rendelendikten sonra mevsim salataya kırmızı lahana doğranıyor. Son 25 dakika. Tamam o, yetişir. Daha üstünü de değiştireceksin. Tamam, ben üzerimi 1 dakikada değiştiriyorum hemen. Gülsen künefeyi küçük tüpün üstünde çevirerek pişirmeye devam ederken bir yandan da mevsim salatayı tamamlamaya çalışıyor. İyi kızardı bu. Anne! Hadi gel çabuk, hemen. Gel bak hadi, gel hadi. Ay, oldu mu? Bak bakayım. Evet, biraz daha kızım. Biraz daha mı? Son 17 dakika! Bu arada yine anne dedi. Evet, kutlarım onu ben. Kutlayın beni, bitirdim. Son dakikama kadar yapıyorum. Ama masan duruyor. Evet, yapacağım onu da. Annem ya, bir baksana ya. Bir daha. Bıçakla bakabilir mi? Bakabilir tabii ki. İyi. Olmuş tamam. Tamam değil mi? Evet. Oo. Güzel olmuş. Şunu sallama onu. Kapatabileceksin mi onu? Bu arada masa da hazır değil. Ve son 16 dakika. Kızım masaya git. O zaman kadar bunu soğur biraz. Heh. Şimdi nereye? Evet, masana gidiyorum. Bitti. Hemen salona geçen gelinimiz sofrasını kurmaya başlıyor. Nihayet sofraya gelebildin gelin hanım. Gerçekten çok şıksın anneciğim. Teşekkür ederim. Tam bir Antakya kadınısın. Gülsen, neyimiz kaldı? Masamız. Ama mutfak çok kötü durumda. Mutfağı temizleyeceğim hemen. Bunları da Hatay'dan mı getirdin yoksa? Bunlar hepsini Hatay'dan getirdim. Hepsini. Bütün malzemelerimi Hatay'dan getirdim. Her şeyimi özen ve güzel... Hayır, düz. Gelinimiz memleketinden getirdiği malzemelerle sofrasını kurmaya devam ediyor. Suflaların yok mu? Evet, hiç sorma, suflaları unuttum ben. Bak onu da ben hatırlattım. Ben olmasam ne yapacak bu gelinler? Teşekkür ederim. Bardakları nereye koyacaksın? Bardakları şu bardakları öne. Tabağın neresine koyuyorsun? Sağ. Bravo gelin hanım. Yarışmacımız bardakları yerleştirdikten sonra aksesuarlarla sofrasını süslüyor. Bakın bunu bile ben özel yaptırdım. Bunlar da mı Hatay'dan geldi yoksa? Hayır, bunu buradan yaptırdım. Buradan yaptırdık ama. Gelinimiz masasına özenmiş. Gülsem çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştirirken kayınvalidemiz de mumları yakıyor. Suyu doldurabilir miyim? Hayır anneciğim. Canlı sağ olsun. Şaka hadi doldur anneciğim. Hatay'dan buralara gelen gelin hanım, neler düşünüyorsun? İnanır mısınız? Hiç ümidim yoktu ama başardım sanırım. Hiç ümidin yok muydu? Evet. Neden? Çünkü çok yoruldum. Yoruldun ama çok güzel yaptın her şeyi. Değil mi? Evet, bir de muhammaran tuzlu olmasaydı. Onu da inşallah çok fark etmezler diye düşünüyorum. Sofrasını kurmaya devam eden Gülsen eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ekmeklerimi alıp geliyorum. Arabaya düşün kızım. Neyi düşünsün? Arabaya. Araba alacaksınız. Araba alacak. Bu kızın hakkını yemesinler anneciğim. Lütfen gelinini savun. Ya savunacağım tabii ki, ne demek, sonuna kadar savunacağım. Ben ailesine karşı bile savunuyorum onu ya. O benim kızım, ha olur mu öyle? Şimdiye kadar 3 tane çocuk büyüttüm, kimseye ezdirmedim. Kimseye ne bileyim şey yapmadım, ona ezdirir miyim? O benim canım ya, o bana torun verdi. Sütümü en son tatlıda getireceğim için olur mu? Olur tabii. O biraz soğuk kalması lazım. Aynen, soğuk kalması lazım. Masamız bitti mi? Bitti, üstüme gelip geliyorum. Bravo gelin hanım. Kızımız nihayet giyinmeye gitti. Evet. Anneciğim, sizi tebrik ediyorum. Dur o zaman şöyle tebrik edeyim. Omuzlarımızda yaptık, sıra ayaklarda. Tebrik ederim anneciğim. Ve başardınız. Başardık. Neler hissediyorsun? İnşallah hak ettiği puanları verirler. Hatay'ın lezzetleri. Şimdi şunu diyecekler, acı diyecekler. Hakkını verirler mi? Hakkını vermez diye düşünüyorum. Şaduman Hanım verir mi bilemiyorum. Belki de Şaduman Hanım hakkını verecek, belli mi olur? Canlar sağ olsun ya, yine canları sağ olsun diyeceğim.
Koş gelin hanım, koş. Neyimiz kaldı şimdi? Tamam. Önce künefeyi çevir. Yarışmacımız altı pişen künefeyi tepsiyle ters çevirmeye çalışıyor. Bir, iki, üç. Kızım inşallah oldu. İnşallah olmuştur. Yaşasın! Kayınvalideler geldi hanımlar. Hadi kapıyı açalım. Tekrar hoş geldiniz hanımlar. Ev sahibi sen misin de hoş geldin diyorsun. Hoşlayacaksınız. Hoşlayacaksınız. Zaten, evet. Sen niye atarlanıyorsun ev sahibi? İşte frik, bulgurunu, şuyunu, buyunu her şeyini toplamış. Onlar getirmiş. Önemli değil ki. Lezzet önemli değil mi? Dakika bir. Bol bir. Bol bir daha ne goller var. Gelin hanım. Gelin hanım. Bize de gelecek o sıra. Gelin hanım. Yüksek sesle konuşamam. Yüksek sesle konuşuyorsun. Ondan sonra da arkamdan dediniz ki işte ben susturdum Meryem Hanım'ı. Bak üçüncü yiyorum. Hmm. Hayatım bir nohutu pişip pişmediğini anlamayacak kadar cahil miyim? Çocuk muymuş mu yemedim ya? Yok haklısın. Mutfağın da berbat bu arada gelin hanım. Mutfak berbat, tabakları da yere koymuş hiç hoş bir şey değil. Salatayı unuttum. Hadi bakalım. Bir 15 dakikada öyle bekleriz inşallah. Yok yok 15 dakika değil 5 dakika. Ben de çok fenayim değil. Hoş geldiniz teyze. Sizi isterseniz böyle alalım elinizi. Elinizi öpemiyorum. Kusura bakmayın. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. İlerleyin biraz. Yardım ol. İsterseniz mi? Bırakabiliriz. Aynen, ben çantanızı alayım. Karşılama güzeldi. Beğendim, hoşuma gitti. Karşılaması iyiydi. Fena değil. Hatay'dan gelmişler. Buradalar daha böyle bir canlı canlı olabilirlerdi. İyi diyelim. Ne yaptınız? Yetiştirebildiniz mi? Evet, yetiştirdik inşallah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yoruldunuz mu? İyiyiz. Ya heyecan yoruluyor tabii. Tabii ki. İster istemez. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz hanımlar. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Canım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ev sahibi sen misin de hoş geldin diyorsun. Onlar diyecek bize. Bana hoş geldin dedi. Onlar dedi, ben ona dedim. O dışarıda diyecektin onu. Biz karşı olsun, kapıda değil. Olsun canım diyebilir. Olmaz. Fark etmez. Fark i̇şte etmez. Bilmiyorsunuz usulleri kardeşim. Hayır usulleri biliyoruz ama dedi ne yapalım. Bak tabii ki hoş bir şey ama olmaz. Önce olmaz, siz bizi evet. Hoşlayacaksınız. Beşleyeceksiniz. Hoşladık zaten evet. Ay tamam, oraya size bir suçlu bir şey bulmuyorum hayır, ki. Yani. Sen niye atarlanıyorsun ev sahibi? Sen biraz durman lazım. Ben Fatma Hanım'la bir şey konuşuyorum. Buyurun, siz bizi hoşladınız. Teşekkür ederim. Ama onun bizi hoşlaması, hoş geldiniz, hoş gereksiz geldi. Birbirimizi dünden beridir görmüyor yani. Allah'ın selamı. Dışarıda görüştük ya. Hoş geldin orada diyeceksin. Burada ev sahibi diyecek. Biz sonra merhaba yani başka bir şeyler konuşacağız. İki söylersek olmuyor değil mi? Olmuyor. Ha iyi tamam. Ev sahibine de derim hoş geldin diye. Misafirlere de derim hoş geldin diye. Yani ona ne? Hoş geldin millete. Merhabalaşıyorsun tamam. Ev sahibini bekle hani o bizi hoşlasın. Biz birbirimizle merhabalaşalım. Suhal Hanım da geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Sen ne haber? Hoş geldin. Ne güzel, ne kadar şıksınız. Alayım ben. Vallahi kayınvalide gelin bayıldım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız hanımlar? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilikten ayır. Hoş geldiniz. Amin, hoş bulduk. Evimiz hoş geldiniz. Soframız hoş geldiniz. Evet, sofrada çok güzelmiş. Kırmızı beyaz hakim. Yanlı çiçekler mi? Evet. Suplalar kırmızı. Siz beğendiniz mi? Beğendik. Güzel, çok güzel. Güzel değil mi? Güzel. Güzele çirkin denilir mi Zuhal Hanım? Denmez. Her şeyimizi Hatay'dan kendi... Valla nereden rengi... yaptın, evet. Yaptın. Güzel, güzeldir. Evet. Yani bunlar da mı Hatay'dan? Evet, ben bunlar her şeyi Hatay'dan getirdim. Zaten malzemelerin yarısı da Hatay'dan. Etini,
İşte frik bulgurunu, şuyunu, buyunu, evet, her şeyini toplamış. Onlar getirmiş. Önemli değil ki. Lezzet önemli değil mi? Tabii lezzet neticede önemli. Neticede evet tabii o. Ama o da önemli bir kısmı diyelim işin. Tabii bizim yani, de Sivas'tan hani gelmişti. Görseli. Evet siz ama de. Kimse evet beğenmemişti. Dakika bir. Gol bir daha ne var? Sizin masanız mı? Evet. Canınız yo, sağ olsun. Yok sizin senin masanızı beğendik. Skor. Siz bizim evet masamızı beğendiniz. Dördü niye verdiniz? Bir tek masayı yemedik yani. Masayı yediniz de siz ne anlıyorsunuz? Hayır ben canım. Nereden bahsettim? Biz hani demedik ki masanız kötü olmuş, uyumsuz ben bir şey demedik. Masaya demediniz. Masa için demiyorum ki zaten. Yemek. Bunlar ben anlatma kabiliyetim yok herhalde ya. Estağfurullah. Ama bak yemekleri konuşuyoruz, o masadan bahsediyor arkadaşım. Hayır ben yanlış anlamışım, özür dilerim. Tamam. Dünden ki verilen puanlarda tabii ki rahatsızım. 4 verdiniz diye girdim. Tabii girerim. Çünkü gerçekten 4 değildi. Bir en az 6-7 olmasını bekliyordum. Yazık ettiler gelinime. Beğenmedim yemeklerini Şadıman Hanım'ın. Beğenmedim. Ona uygun gördüm, ona verdim. O kendince yemeğini öyle düşünmüştü, öyle düştü. Onun yemeği de 4'lük değildi. 6'lık 7'lik yemek değildi yani Allah için. Yani 4'lük bir menüsüydü. Kendi adıma söylüyorum. Çoğu menüsündeki yemekleri güzel ve lezzetli olmamıştı. Ben kendi adıma öyle diyebilirim. Ben çorba servisine başlayayım. Başla canım. Bu arada hepiniz hoş geldiniz tekrardan masama. Sen çorba servisine başla. Zal Hanım. Efendim canım. Çok af buyurun lafınızı kestim. Estağfurullah. Şunu böyle bir kenara alalım mı? Olur olur. Tamam. Onu da kenara alalım. Tamam isterseniz. Ver canım vereyim. Ver bir takıntı var bu millette bu tür şeylerde. Onun yerine onu alsak. O niye yapıyor biliyor musunuz öyle? Niye? Çiçeğini kaldırttırdık ya biz onun o gün. Yok ama büyük bak öyle yapıyor. Ha, yok bak, değil. Yemin billah değil mi? Yemin etme değil. Canım bu konu için yemin etme. Tabağını çanağını göremiyorum. Neyini ya, tabağını göreceksin? Onda. Yemekler zaten aynısı ona da geliyor sana da o geliyor. O çiçek burada Şazman dursa ne fark ediyor? O çiçeği yerine koyabiliriz yani. O kısayı. Biz birbirimizi oraya görelim bak, biz diye. Bak biz masayı kaldırttırdık ya yayıktı bak şimdi. Birbirimizi görelim bir diye. Bak, bak Saliha Hanım başla. Seninki böyle yayıktı. Saat geçer. Hani böyle biraz uzundu. O yönden kötülüğü hiç kaldırmadık yemin onu. Yemin billah diyorum sana. Şunca şeyi niye kaldırttırıyorsun anlamadım. Yemin billah biz birbirimizin yemeğini benim göz zevkimi bozdu. Ne kadar güzeldi. Güzeldi bozuldu mu? Evet göz zevkimi bozdu Saliha Hanım. Onu karşına alabilirsin. Yok almayayım ama şöyle koyacağım. O çiçek daha ne kadar dolaşacak acaba elden ele elden ele. Herkes bir 5 dakika kendi yanına alsın. Tamam. Baksın tekrar. Yok burada durabilir. Masa düzeni güzeldi. Eksik görmedim. Güzeldi, beğendim. Uyumluydu. Çiçeği, böceği, incisi falan güzeldi. Uğraşmıştı sağ olsun. Güzel olmuş. Tamam, evet. İstemiyorum. Borani çorbası gelecek bize. Kızımız biliyorsunuz Hatay Antakya'dan geldiler. Saliha Hanımcığım sen de ver. Siz nasıl buldunuz Fatma Hanım masayı? Çok güzel. Aa ne güzel, çok güzel. Çok çiçeklerden rahatsız oldunuz mu çok Fatma Hanım? Buraya koydum ama. Hayır olmadınız canım ben rahatsız olmadım. Yok sorayım canım olur yok ya. Saliha Hanım olunca belki siz de olabilirsiniz. Ona gelmiyor da ben size. Ben çiçekten rahatsız olsaydım olmadım. Olsaydım ben de konuşurdum ben yani. Dedim, birbirimizi yani, görelim diye. Ben de konuşurdum olsaydım. Çiçekten kim rahatsız olur ki ben rahatsız olurum. Bazen şöyle bir şey oluyor Saliha Hanım dediğinde. Bugün hakkani, haklılık payı var. Şimdi bir kayınvalideye getiriyor işte benimkinin dereotu nerede üstünde? Sana niye daha büyük koymuş? Benimki daha niye küçük? Onun püresi dağınık, benimki şekilli. Evet. Öyle birbirlerinin tabaklarını kontrol ediyor olamaz, aslında kayınvalideler. Belki o açıdan evet demiş olabilir. Kime ne kadar getirdi porsiyonu da bakıyorlar bazen de bakıyorlar. Öyle yapmayın. Allah programda çok şey gördük öğrendik. Gördük, evet, evet. İki senedir. İki sene oldu değil mi? İki sene oldu. Yani. Bizzat da şimdi tecrübe ettiniz, deneyimlediniz de üç gündür. Neler hem de neler tecrübe. Neler. Hele dünden sonra. Zuhal Hanım'la tanıştık ya her şey. O teşekkür ayrı. Başı o her şey bedel. Çok teşekkür ederim. Onu seviyorduk. Canlı canlı gördük. Canlı çiçek gibi. Çok teşekkürler. Siz de hepiniz birer çiçeksiniz. Yok niye rahatsız olayım herkesin? Ben çiçeği severim. Güzel, çok güzeldi. Saliha Hanım kaldırttırdı. Çiçekler güzeldi. Ama onları kaldırması, işte kaldırın. Karşımı görmüyorum. Karşını neyini göreceksin? Yüzünü görüyorsun. Çorba aynı çorba, yemek aynı yemek. Konuşmak için olsun. İşte bir şeyi, masanın içi düzenini bozdu. Onlar mesela öbür taraftakiler daha yüksekti. Benimki olsun öbürleri. Bununki normaldi yani orada onlar durabilirdi bana göre. Belki de onun çiçeğini kaldırdıkları içindir. O da öyle bir şey yapma gereği duydu. Ama rahatsız etmiyordu. Birbirimizi daha güzel görelim, daha güzel itham edelim, yemeklerimizi görelim. Nasıl yorum ettiğimizi görelim diye bu çiçeği buradan kaldırın diye dedim. Çiçek koymuştu sağ olsun zahmet görmüştü bize güzel görünmek için. Ama biz arkadaşlar birbirimizi daha iyi görelim diye çiçeği kaldırın dedim. Benim çiçeğimi kaldırtırlar diye düşünmedim öyle bir şey. Fikrimden geçmedi. Kayınvalideler çok iyiler ama Şadıman Hanım bayağı
tepkili gelmiş bize, dolu gelmiş. Ondan dolayı nasıl yapacağımı bilmiyorum. İnşallah çok bir şey söylemez, eleştirmez. Dün kayınvalidem onun geline mesela yüksek puan vermiş. Ve bu da yanlış. Ah, ben bunun annesini yakmayı unuttum. Tekrardan şöyle boşaltıyorum. Şunu sileceğim. Nane yakmam lazım. Evet, menüyü nasıl buldunuz? Hatay yöresinin. Evet, güzel, bana da güzel geldi kulağıma. İnşallah lezzetleri de güzel olur. İnşallah. Etine kadar taşımış. Evet, etine kadar. Nasıl oldu aldım peki? Mutfak tepsi nasıl kebabını geçti? Genelde kuru oluyor tepsi kebabı. Eğer aynı böyle bir şey olmazsa. İnşallah olmaz. Daha evvel yaptılar. Yok, yok değil, biz yapıyorum, ben evde de yapıyorum. Bizim programda da yaptılar. Ya çok kuru oldu, sıkı oldu, ince oldu, kurudu. Ya çok kalın oldu, içi çiğ kaldı. Hani işte ince de oldu mu kuru oluyor. Kalın oldu mu bilmem ne oluyor. Evet. Ayırdım biraz. Evet. Orada şeyin içinde kaldı yine ondan. Tabii canım, buyur. Geç kalıyorsun. Biraz çabuk. Yemekleri hemen ısıtıp. Sen niye öyle dedin şimdi geline ya? Kimse demeden sen olsun, diyorsun. Olsun olsun. Önce olma böyle şeyler. Onlar zaten fırsat arıyorlar. Şimdi geç yo, kalıyorsun hayır, deme geline. Ben zaten aklımdaydı da dedim biraz daha bekleyeyim. Ondan yo sonra olsun, onlar söylemedi, ben söyledim. Ha, daha iyi diyorsun. Önce ben söyleyeyim. Yok, tabii ki sıkıntı yok. Herkes niye olsun? Herkes fikrini söyleyebilir. Sizdir. Gelin hanım. Gelin hanım. Bize de gelecek o sıra. Gelin hanım. Kayınvalide gelinine geç kaldın diye söz söyledi ama bence söylememesi gerekiyordu. Diğer kaynanaların eline koz verdi. Bence dememeliydi. Kaynanalar söylemesi lazımdı, kayınvalideler. Çabuk hani olsun gibi yanlış yaptı. O şekilde düşünüyorum. Bizlerin söylemesi gerekiyordu. Diyebilirsin. Tabii ki açız, diyeceğim. Açız açız biz hoşgörü, hoşgörü. Ben de hoşgörülüyüm. Hoşgörü Antalya'da. Hoşgörü olsam böyle böyle yapmazsın. Hoşgörü değilsin şu ay an. Benim tavrım böyle. Ben bir şey konuşunca böyle diyor ya. Konuşunca kendimi savununca böyle diyor. Savunacaksın. Ama böyleyim. De. İşte ben de böyleyim. Ne yapacağız? Herkesin yerine gelirdi. İki cambaz girip de oynamaz mı oluyor şimdi? Hiç moralim bozulmasın. Yo, hiç cambazlığı da kabul etmiyorum. Benim. Sen benim evimde misafirsin. Benim moralim bozulmuyor. Niye bozulsun? Şeref verdin, beni onur ettin. Evimde seni teşekkür ağırlıyorum. Ederim. Ne mutlu bana. Ben de sizleri ağırladım, onur duydum. Onun o için. Değil. Ben ama, ne derseniz bir şey demeyeceğim size. Kişisel karakter veya yapımız buysa veya konuşmamız gerekiyorsa konuşacağız. Ben olabilir. Gelin hanım diye böyle ama benim böyle evime demişsem, gelen misafire ben yüksek sesle konuşamam. Yüksek sesle konuşuyorsun. Benim konuşma tarzım bu ama. Ama bak bunu söylerken işte bak birbirini tutmuyor konuştuğunuz şeyler. Kayınvalide benim yapım böyle diyor ama çok da o kadar yüksek bir sesle değildi, bence normaldi. Bazı kişilerin konuşması öyle gür çıkıyor. Ama öyle midir değil midir onu da ben bilemeyeceğim. Sinirli midir, sakin bir insan mıdır, neşeli bir insan mıdır onu da bilemeyeceğim yani. Şimdi çorbanın sosunu yakıyorum. Bunun nanesi bol olur bu çorbanın. Ama ben o kadar çok koymadım, yorum yaparlar diye. Kabaklı etli borani çorbası. Bak, yüksek sesle konuşuyor musun? Seni tanıdık mı biz? Evet. Doğru. Ben de öyle konuşuyor muyum? Ben sizinle tanıştığım hayatım, gün dedim değil mi? Ben biraz dedim yüksek sesle konuşurum. Tamam. Herkes hatırlıyor. Dedim hani yanlış ama anlaşılmasın. Ama tatlım yarın bu bir gün bizi izledikleri zaman ikimize diyecekler ki bunlar ne bağırıyor çılgınlar gibi. Yo, ben, ses tonumuz böyle yo, ya. Yo, ben hep sustum, hani siz yükseldiğiniz zaman sustum. Ondan ha sonra da arkamdan dediniz ki işte ben susturdum Meryem Hanım'ı. Yo, niye diyeyim ama siz şey? Ne susturdum evet sizi bir yerde, doğru. Susturdum. Nerede? Benim haberim yok. Onu da sonra söyleyeyim. Biraz beni, bayılar kitabı. Beni susturmanız değil. Fatma Hanım'ı da susturdum, seni de. O da konuşuyor. Boşa konuştu zaten o da. Boşa konuştu. Valla kimse boşa sen, konuşmuyor. Sen doluya konuş da biz de boş konuşalım. Sadece yaşını hürmetim var. Ama demek ki söylediğimi tekrar söylüyorum. Buyur canım. Gerçekten çok sevdim hepinizi. Teşekkür görüşmek ederim. İsteyen, teşekkür gelmek isteyen görüşebilir. Benim de içlerinizde sevdiklerim var ama ille de herkes sevmek zorunda değiliz. Değil, bu bir yarışma. Olsun, ben evinize duyacağız geldim. Saygı duyacağız birbirlerimize. Tabii ki aynen. Elbette. Yorum açığız. Tabii ki. Eleştiriye açığız, tamam. Hoşgörü. Onun hah, için güzel, geldi. Güzel. Teşekkür ederim canım. Kabaklı etli borani çorbası. Evet, bol naneli. Kokusu güzel, inşallah tadı da öyledir. Şaduman Hanım kendince öyle söylüyor ama bence susturmadı. Biraz kendini çok ön plana atma çabasındaydı. Şadıman Hanım beni susturamaz. O kendi kendini aldatıyor, beni değil. Meryem Hanım'ı da Fatma Hanım'ı da gerektiği yerde susturdum. Neden? Bu neysem onu yaşattım onlara, kendim de yaşadım. Yanlışa doğru demedim, doğruya da yanlış demedim. Onlar oynadılar, oynadıkları gibi de görüşeceğiz yarın öbür günkü günlerde. Fatma Hanım'la bizim çorbalar gelene kadar bir şey söyleyeyim. İki söyleyeyim. İkinci, üçüncü gündür ikide döneceğim, beşte söyleyeceğim. Söyle, sen zaten bomba gemi geldin ya. Ha, ben başlayayım. Bekliyorduk bunu.
Bildiğin gibi sen patlar. Sen patlar. Rica ediyorum, ben onunla konuşuyorum. Sen konuş, ben onunla konuş, konuşunca sen ya amcanın kızı, dayının kızı falan mı? Yok canım. O zaman niye ben onunla konuşurken sen böyle... Hayır hayır. Kurban olayım, rica ediyorum. Sen Zuhal Hanım'ı tanımak için gelmişsin ya, görmek için. Evet. Sen Zuhal Hanım'ı her türlü görürdün. O zaman bu yarışmaya gelmedin, onun için mi ufak ufak basıyorsun numara şeyleri? Ben numaraya hiç şeyleri? Basmam. Güzel oynamışsın, oynuyorsun. Benim kalbim neyse. Zuhal Hanım'ı ben de çok görmek istiyorum. İstanbul'da doğma büyüme. Ama sen İstanbul'dasın, görebilirsin. Sen de görebilirsin. Ben Mersin'deyim, ben her zaman. O her yere gidiyor. Şöyle mesela benim. Geçen gün Sultanbeyli'ndeymişsiniz. Evet. Bize yakında. Alışveriş merkezinde, doğru. Mesela gelinim oğlum oradaymış. O kadar bağırmış. Evet, evet. Göremedim, üst katlar. Öyle. Yarış doluydu, sağ olsunlar. Evet, evet, evet. Yani yarışmaya gelmediğini anlatmak istiyorum. Zuhal Hanım'a saygım sonsuz. Çok teşekkür ederim. Başka bir şey söylüyorum burada. Hani notlarınız düşük ya, onu mu söylüyor puanlar? Yani sizi tabii görmeye gelmiş öyle. O zaman yemek buyurun. Yarışmasına gelmemiş diye düşünüyorum. Anlatabilirim ben. Yemek yarışmasına da katılmasaydım gelmezdim. Bu sofraya da oturmazdım. Demek ki ikisini bir arada özlem duymuşum, gelmişim. İyi yapmışsınız. Hadi afiyet olsun. Sağ olun, hepimize beraber olsun. Yakından göreceğim dedim. O kadar yani ben bunda benim sevgim vardı. Özellikle Zühal Hanım'ı görmeye gelmedim ki tesadüfen yarışmaya girdim. O da benim karşıma çıktı. Aynı sevgimi paylaştım. 8-9-10'lu mu az? Sen Zühal Hanım'ı görmeye gelmişsin, yarışmaya gelmemişsin. Parayla bir işin yok. Hani işin ucunda para olduğu için söylüyorum tabii ki. Bilinçsiz hareketler bana göre. Canım herkes Zuhal Hanım'ı görmek ister. Ama biz burada bir yarışmaya girmiştik. Zaten hep iki rollü oynadı ya. Laflar birbirini tutmadı. Onu öyle dedi, bunu böyle dedi. Bence Fatma Hanım da öyle olmadığını kendisi de biliyor bence. Tabii ki yani şimdi doğru konuşmak gerekiyor. Herkesin bir hedefi var. Olabilir, belki Zuhal Hanım için de olabilir ama ben inanamıyorum. Cevizli biber muhammara. Çorbamı yorumlayıp dinleyemedim. Birazdan gideceğim. Şu ana sıcağımı, ara sıcağımı yapmak için izin istedim. Şimdi sunumlarıma önem vermek istiyorum. Güzel olsun istiyorum. Kabak var, et var. Patates. Biber. Patates yok. Patates değil bu, kabak. Ama ne kabağı bu tabii, bunu belirtelim. Bal kabağı. Bal kabağı. Bal kabağı. Yeşil kabaktan yapılmıyor bu oranın çorbası. Evet. Sarımsak, soğan. Nohutlar pişmemiş. Siz kendiniz hazır değil herhalde. Yok, kendiniz biz baktadın. Kendimiz saçladık. Pişmemiş. Bende nohut olmadığı için söyleyemiyorum. Bende de yok, evet. Ben de nohut mu gelmemiş? Evet. Ben de bakmak istiyorum. Nohutu gerçekten kendi aşırı getirsin. Konserve değil. Bana gelen... İki ayrı cinsler biraz o zaman. Az, evet. Biraz daha kaynaksaydı güzel olurdu. Onu biz getirmedik, marketten aldık. Ha, yok yok, onu da pişmemiş. Bak üçüncüyü yiyorum. Hı, bir tane buldum. O kadar mı ya? Vallahi pişmemiş. Bende bol var, size verebilirim. Şey, bir şey söyleyeyim. Gerçekten pişmemiş. Bu tuzlu yoğurt hani biraz setleştiriyor ya. Belki onu hayır, hiç, ama pişmiş. Yok yok, şey yok kaynamamış. Hatta kaynamamış. Açtık başlık pişmemiş, tekrar pişirdik. Hayatım bir nohutu pişip pişmediğini anlamayacak kadar cahil miyim, çocuk muymuş mu yemedim ya. Ya haklısınız. Pişmemiş yani. Pişmiş pişmiş. Bana da bir tane geldi, gerçekten pişmişti. Pişmiş mi? Pişmiş. Zuhal Hanım rica ediyorum, sizin tabağınıza nohutlu koyacaklar. Siz de tanıyacaksınız, rica ediyorum. Sen kızım. Evet, bu durumda tatmak. Oldu. Yani mecburi gibi kıldım ama çok özür dilerim. Evet. Şimdi önemli çünkü şimdi... herkes pişmiş deseydi tamam derdim yani, ama şimdi pişmiş mi? Nohut alır bir misin? Tane vardı, bir tane. İkilemde kaldık. Gerçekten. Bu da önemli bir şey, bir çorbadaki malzemenin pişip pişmediği. Bak yani. Ben bunu bir şey olarak söylemiyorum. Şey değil, yani belki iki gibi. Çeşit çok olabilir. Sizinki pişmiş, pişmiş mi? Pişmiş mi sizinki? Benim tabii tabii olur olur. İki tane yedim pişmemiş. Şimdi bunu pişmemiş. Yine bakacağım. Bak gerçekten yok. Yok yok, getirin burada ya bir şey. Kaşıkla getirseniz olur bir tane. Bir tane geldi. Pişmiş. Hayır. Hayır hayır. Şey var ya leblebi gibi. Hmm. O kadar onun yani. Bir düşüyor vallahi. Ama pişmiş diyorlar. Bana bir tane gelmişti pişmiş. Bana da bir tane geldi pişmişti. Ben bir tane aldım pişmemişti. Bir tane aldım pişmişti. Bunu yine aldım, bu da pişmemiş. İki cins. Bu da cins. Ama bir paket işte, olabilir. Yok olabilir cins. Bir paket içinde farklı cinsler olabiliyor mu? Olabilir. Nohut pişmemiş diyorlar. Zuhal Hanım da bakacak. İkiye, iki, üçe bir. Ama orası da pişmiş yok, diyor. Yok pişmiş, bence pişmiş. Yani şimdi öyle hani, yani yemeyecek kadar değil. Tuzlu koyuyoruz ya, biraz sertleşebilir. Sağ ol, zahmet oldu. Yemeyecek kadar pişmemiş değil. Onlar öyle yani. Dediler de iki ayrı görüş var. Herkes ortak bak, fikri olsaydı. Bir tane yumuşak gelmedi valla. Belki de olabilir. Doğrudur yani, bilemiyorum. Bu nohut iki çeşit. Çok sert. Güzel.
Ben leblebi gibi diyorum. Leblebinin bir düşüyor. Evet. Ay niye yalan söyleyeyim burada konuşuyorum. Bir tane daha söylüyorum değil mi? Yani evli yarışında bir şey yok. Estağfurullah. Ben yarışmaya dayı olduğumu çünkü yani... Çünkü bizim tabağımızda yoktu. O yüzden leblebi gibi vallahi bak. Bir tenekel de pişmişti. Vallahi. İşte ama sizin dediğiniz gibi aslında bile hani karışık bile olsa gelmedi. Bak kaçıncı nohut yiyorum. Evet, üçüncü nohutumu yiyorum. Pişmemiş, pişmemiş. Kıtı kıtı. Maalesef pişmemiş. Ha, çorbanın tadı tuzu yerinde mi? Evet, evet iyi. Yerinde. Et de güzel kaynamış. Ama nohutlar ama pişmemiş. Ama yiyin, yiyin biraz. Nohutunu yemeyin. Vallahi aşım yiyorum zaten. Nohutun biraz geç pişmiş olabilir. Etimle beraber onlar yaptım. Et biraz hemen oldu. Ama bence ben piştiğin, yani tadına baktığım zaman pişmişti. Kendine sert gelmiş olabilir. Ben zaten bu yemek yarışmasında şunu da anlamıyorum. Ucundan bir damla alıyorlar. Yemiyorlar. Şeyler yiyorsunuz. Kardeşim sabahtan beri kahvaltı yapmış çıkmış oluyoruz evlerden. Yani yapmamış. Niye yemiyorum? Bana gelen nohutlar da pişmiş. Ben böyle bir şey olabilir mi ya? Benim Allah Allah. Bir şey söyleyeyim. Fatma Hanım da diyor benimkiler pişmiş. Ben dibden şöyle aldığım öyle zaman bir tane niye daha geldi. İyi de neden sonunda acaba? Sonunda doğru anlarsınız. Nohudu bana geldi bir tane, o da pişmişti. Eti de hiç gelmedi bana. Onlara tesadüf etmiş bu kaşık meselesi. Yani olabilir. Bu bir hata değil. Fatma Hanım bence bugün oynadı. Niye? Yarın onun günü olduğu için, puanlar toplamak için oynadı. Ama öyle olmaması lazım. Fatma Hanım bugün bilerek yaptı. Kendine yarına mı hazırlık yaptı? Ama boşa çıkacağını o da görecek. Niye farklı davranıyorsun? Hep böyle gülücükler atıyorsun, bir değişik değişik hareketler. Ben yemem onları, yemedim de. Hiç öyle bir şey aklımdan geçmedi. Benim puanlarım şurada 2 günlük puan kaldı. 2 günlük puan kalınca birini verdim, birine de birini vereceğim. Gönlümdekinin birini vereceğim. O kadar basit. Peki, şimdi pişmemiş mi diyorsun Salih Hanım? Zeynep Hanım? Ben tabir saydım, 5 tane yedim. Ben de 3 tane yedim. Anladım. Bana evet. Da bir tane geldi, o da pişmiş geldi. Anladım. Ben şimdi yalan söylemeyeyim. Bana iyi tadı evet nasıl? Dibden doğru güzel alınca. Beğendiniz pardon, mi? Pardon, Zeynep Hanım konuşuyor, dinleyelim. Evet. Bana 2 tane gelmişti not. Biri pişmemiş, biri pişmişti gerçekten. Anladım, anladım. Evet. Ama lezzeti, tadı güzel. Tadı güzel. Ben beğendim evet çorbasını. Siz beğendiniz mi Şahin Hanım? Lezzeti güzel. Evet, lezzeti güzel. Doğruya doğru beğendim. Salih Hanım. Tadı, tuzu güzel. İştahını evet yiyor, beğendiniz de yorum. Zaten notlar pişmemiş. Evet, nohut harcında güzel bir çorba olmuş. Ben bir tek bir şey sormak istiyorum. Bu etler bu kadar büyük ve yoğun mu kullanılıyor? Kuşbaşı. Kuşbaşı ve bu kadar bilen çok mu? Minik minik olması lazım. Onu da ha, ben de onu et olarak evet da düzgün koyamamışsınız. Yani böyle didikleyip mi koydunuz tavuk? Kıymanı böyle koyuyor. Hayır canım, kıymanın bir kuşbaşı. Hayır, kuşbaşı konulduğunu biliyorum ama bu kadar büyük mü doğranıyor normalde, evet, daha evet mı küçük? Yok, böyle böyle. Bu yemeklik gibi evet geldi de bana evet bir an. Evet, evet. Mesela yemek kabak evet gibi hemen hemen bak. Ha. Şey bilmediğim için söylüyorum. Ya, bak, kabaklar mesela da biraz küçük olacaktı. Bu evet etler de biraz küçük hayır olacak. Hayır, bir şey söyleyeceğim. İnan daha bu kabak daha büyük doğranır. Evet. Daha büyük. Yani ama bu tadı, yemek tuzu, lezzeti güzel. Lezzeti güzel. Ben beğendim. Afiyet aynen ben de beğendim. Afiyet tadı çok güzel. Tadı falan yerine sadece nohutlar kaynamamış. Bir de evet eti biraz küçük doğransaymış güzel ben olmuyor. Ben hiç et yemedim desem inanın. Nohut şey, kıyma gibi bir tanesi geldi. Yok onun için değil. Pişmiş. Hayır olsun tadına bakın. Yok hayatım var da kıyma gibi olmuş yani böyle şey. Şey çok pişmiş. Çok pişmiş. Çok pişmiş didiklermiş. Onun için dedim hani elinizde didip mi koydunuz eti? Vallahi. Güzel. Çorbası güzeldi. Nohutları pişmemişti. Leblebi gibi tıkır tıkırdı. Puan kırdığımda da sorarlarsa yani neye puan kırık bu şekil verdin derlerse ondan nohutlarını pişmediğini söyleyeceğim. Leblebi gibiydi çünkü. Çorbasının tadı güzeldi. Diyelim ki güzel değildi yalan olur ama nohutu biraz pişseydi, malzemeleri biraz ufak doğransaydı o yemek gibisi göze gelmezdi. Benim tabağıma 2 tane gelmişti nohut. Biri gerçekten de çiğdi, birini pişmiş olarak gördüm. Herhalde nohutun azizliğine uğradı diyebilirim. Hatay'dan getirdiğimiz özel zeytinyağını güzelce biberli muhammarımıza koyuyoruz. Bu böyle servis yapılır. Niye bugün sessizsin Fatma Hanım? Ne yapmam lazım canım? Yani 2 günki gibi değilsin onu soruyorum. Çok yoruldum da ondan. Evet bir sessizlik var sizde. Keşke yorgun gelseydi. Evet vallahi çok yoruldum da ondan. Ha. Hiç yatmadım bugün. Oynamıyorsun yani yorgunsun. Yok yok. Oynamıyorum. Ben de çok yorgunum ama konuşuyorum. Konuş. Aynı ağzımlar konuşuyor. Senin tabii yok mu ne oldu yuttun mu diline? Benim ben ilk günde buyum bak bugün de buyum. Hiç takdir değişmedi ettim seni, takdir ettim seni. Teşekkür ederim.
diğer günlere rağmen biraz sessizdi. Belki kendi günü yarın olacağı için olabilir. Biraz daha sessiz kaldı. Şadıman Hanım, o kendi konuştu, kendi dinledi. Ben kendini dinlemek istemedim ki yani. Hiç rakibi bulmadım ki kendime. Benim her şeyimi eleştirdi. Etiydi, çorbasıydı, onuydu, bunuydu. Bugün ne yaptı? Çok güzel. Onu yedi, çok güzel. Onu yedi, çok güzel. Yalan konuşmaktan başka bir şey değildi. Yani gününü oynadı. Al canım, herkes çorbanı beğendi ama nohutu az pişirmişsin. Nohutumu biraz aldım. Niye bu kadar uzadı? Şeyine uğradı. Kızım ama şöyle al. Bu arada ara sıcağım biraz uzun olduğu için malum. Olsun, yapacak bir şey yok yani. Onları al önce istersen. Bunları böyle veriyorum. Evet, böyle veriyoruz. Evet, altındaki bir tane tabakla. Al canım. Bir tane tabakla. Bir tabak daha altında. Evet. Ara sıcağım. Lütfen bekletiyorsam sizi kusura bakmayın. Ay hemen ben kusura geliyorum. Bakarım. Öyle yok. Dün kayınvaliden nasıl yaptıysa biz de bunu öyle yapacağız. Geç kalma, çabuk gel. Tamam. Kayınvaliden sultanım. Hadi aşkım, hadi aşkım. Hadi. Hadi gelin hanım nerede kaldı? Ama yok, çok tatlıydı gelinim. Gelinim seninki de tatlı. Çok gelinler tatlıydı. Hep tatlıdır. Evet. Bununki de maşallah iyi. Ne olmuş? Yok ay, o nasıl koşturdu, nasıl koşturdu. Böyle ter akıyor ondan. Demek şimdi gelinin tatlılığına bir şey demiyoruz da diyor Şadım Hanım. Siz de diyor her seferinde söylediniz her sofrada hadi 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 diye diyor. Onu söylüyor. Kendi söyleyebilir. Sıkıntı yok. Kusura bakarım ben dedi zaten. Bakarım. Açık net tavrını açık belli net etti zaten. İlk gün neyse bugün de öyle diyor. Peki diyorum. Ben bir şey soracağım size. Ben bunu arada soruyorum kayınvalidelere. Servisin gecikmesinden puan kırıyor musunuz? Yok. Siz? Yok. Yok. Mesela notlarınız hep biraz düşük geldi de bana. Acaba diyorum servisten de kırıyor musunuz? Şimdi bazı kayınvalidelerimiz kırıyor çünkü. Ben şahsım adına kırmadım. Hayır, hayır. Ondan kırmadım. Peki şunu sorayım o zaman. Tersini şey yapalım. Salih Hanım'ın gelinin servisi çok hızlıydı. Ona ekstra servisi iyi diye puan verdiniz mi? Yok. Vermedi. Onu da yapmadı. Onu da yapmadı değil, vermediniz. Güzel yemekleri de vermediniz. Siz bizimkini kötü dediniz de dün. Bak canım. O gün de vermediniz. O gelinin kayınvalidesi burada. O kendileri... Kimseden... Korkacağım, çekineceğim bir şey yok. Kimse kimseden korkmuyor. Sizi tanıyor muyum Salih Hanım ben önceden? Hayır annem, hiç kimse kimseyi tanımıyor. Şu an söylüyorum, dün söylemediysen bugün söylüyorum. Ama dün söyleseniz daha iyi olurdu. Zeynep Hanım, iyi misiniz? Evet, iyi. Hiç iyi değilsiniz. Yok, ben çok ben iyiyim. Ben diyorum ki dün bana bir kal geldi, bir şey oldu. Sinirlerim bozuldu sizlerin yüzünden. Olabilir mi? Hak etmediğim şeyi verdiniz, ben sinirlendim. Kaldım öyle. Gelinime de hatta böyle yaptım. Sus kızım, boş ver dedim. Gördünüz herhalde. Çünkü geliniz aslında bir yere kadar şöyle dedi, gayet makul bir şekilde. Hadi dedi yapma anne sen gene hak ettikleri puanları ver dedi ama 6'yı çarpı üstüne 4'ü çok görünce anne sen de dedi 10 yaz çarpı koy 3 ver dedi. Evet. Niye kusura bakmayacağım bakarım yani bu yarışma güzelse güzel değilse değil yani tamam gelinlerimizin yemeklerini savunacağız ama güzel olmayana da yani kötü kötüye de iyi diyemem yani. Gelin kusura bakmayın dedi. Şaduman Hanım da ben bakarım dedi. Tabii kendi gününü geçirdiği için bir rahatlık da vardı onda. Rahat rahat da konuştu yani. Aslında gelinin orada bence gayet güzel, kibar, kusura bakmayın demesi de normaldi. Orada kalkıp gelini tersemesine gerek yoktu. Şimdi muhammaramı patlıcanını yoğurtla karıştıracağım sulanmasın diye en son. Karıştırmayacaktım. Benim gelinim 13-14, biri de 16-17'lik. Benim nasıl bir karaktere, nasıl ölüm olsa dönmeyeceğimi bilirler. Yani ondan ödün vermem ama evet. Bak dün döndürdünüz beni döndürdünüz. Beni başka bir kadın, başka bir insan yaptınız. İyi de ben öyle uygun buldum, öyle. Ama sen de sana yarın vereceğim uygunumu. Ha, yıldızlı, sen de öyle yıldızlı vereceğim sana. Ver. Tamam ver, canım, yıldızlı on vereceksin. Ne güzel iş. Üzerine yıldız da onu değil. Ya yanında bir de üç olursa ne olacak? Aman Allah'ım. Ha, tamam. Aman içleri tamam. Görmeyin. Gelin sadece dün atası neredeydi? Hiçbir şeyde. Teyzeye sadece bu eti sen evet, 15 dakikada söylemeyecek o zaman. Hani nerede 15 dakikalık et? Yani öyle. Niye büyütüyor? Sen dedir şeklinde konuşmaması nerede, lazım. Niye büyütüyor? Hani o et nerede yapacak yarın bugün yapacak? Tabii sana ne yapacağım, nasıl bir puan vereceğimi göstereceğim dercesine bir öyle söyledi. Tabii malum düşük bir puan vereceğini tahmin ediyorum. Fatma Hanım'a da gününde inşallah yıldızlı bir puan vereceğim. Ama ne acaba çok merak ediyorlar, edecekler inşallah bunu görünce. Hiç vermesin ondan ne Şadıman Hanım'ı. Hiç vermesin de onu benden öcünü alıyorsa alsın. Ne verirse versin, vermezse de hiç vermesin. Niye veriyorsun deme. Verirse de versin, o da kendinin şeyine kalmış. Adaletsizliğine kalmış. İsterse sıfır versin. Şu anda Ali Nazi'mizin üstüne kıymalarımızı koyup üstünden tereyağı geçeceğiz. Oh, mis gibi görünüyor.
zeytin salatası. Hatay'ın kırma zeytiniyle olur. Servisler bayağı evet, bir gecikti. Nerede Gülsen? Yani Gülsen! Şimdi, bir bakın aslında. Geldim anne. Şimdi lamplar arayarken karışıyor. Karışma değil, günaydın. Konuşacağınız yerde konuşuyorsunuz. Evet, geç kaldım çünkü çok uğraştırıcı ana menüm biliyorsunuz. Şey, ara sıcaklarım. Siz o et alınacak, siz yapacaksınız 15 dakikada garnitürüyle birlikte. Evet, yarın. Bekliyoruz. Getirsinler, etimi getirsinler, ben pişireceğim. Tamam, et ama bizden. Ama aynı etini getirecekler. Tamam. Aynı eti. Aynı eti yok işte, gelecek. Hayır, şimdi bir et ha. Var, et gelsin. Hayatım aynı, tabii ki gelecek. Başka et mi gelecek? Kesinlikle Fatma Hanım'dan ne eti ne bulgur pilavı. Bulgur pilavı belki yapabilir de 15 dakikaya. Eti, o eti yapması kesinlikle mümkün değil. Garnitürleriyle, o salçalı sosuyla yapacak kaç dakika? Bir saat. Vallahi benim yerim müsait olursa, kendileri de getirirlerse yaparım. Ama benim yerim müsait olmazsa, zamanım da olmazsa yapamam. Bu kadar basit. Ben onun için puan vermedim diye onun için yemek yapmam. Yaparsam ben 15 dakikada, 16 dakikada yaparım. Yaparım, vallahi da yaparım, billahi de yaparım. Hey hey hey, ara yemek tabağına gelin hanımlar. Kuru biber ve kabak ve patlıcan dolması, muhammara, zeytin salatası. Bu neydi? Unuttum. Ben de unuttum. Kıymalı olan neydi, patlıcanlı? Sen de mi unuttun? Unuttum. Hazır mı getirdiniz ben yoksa dışarıdan? Bu ne? Ali Nazik. Aa, birer minik porsiyonlu Ali Nazik. Çok severim Ali Nazik'i. Biliyorsunuz Hatay'ın mezeleri meşhurdur. Evet. Bayağı fazla çeşit vardır. Ben de yapmıştım dün tavuk salatası, acılı ezme. İkram olarak Sivas turşusu, şey nedir o? Muhammara bir tanesini, evet, bir tanesini oh. Böyle çatalım. Efendim, yandım. Ayran. Ayran. Evet. Çok mu acı? Muhammara. Muhammara çok acı. Dövme biberimiz. Yemem o zaman. Ha, o gösterdiniz rahatsız. Kırmızı biber. Evet. Yemek zorundasınız. Yok öyle, onu biliyorum da boğazım rahatsız, damla. İçecek vereyim mi? Ya da hemen alalım. Ne biberi? Yasak acı, bana yasak. O el yapımı biber. El yapımı, evet. Dövme biberimiz bizim. Ev yapımı. Dövme biber oldu belli, ağzımı dövüyor şu an. Ben sunuğa getirip hemen içecek servisine başlayacağım. Hmm. Ben de muhammara çok severim ve yaparım. Ben benim gıcık yapıyor. Pardon. Çok acı. Efendim? Çok acı. Ben de koyarım acı muhammara ama bu acı bana yasak. Ay. Tattınız bakın. Ama değil mi? Tattım. Tatmak acı, acı bir şey yok. Suat Hanım biberimize biraz acı buldu herhalde. Birden bir acı olduğunu anlamadı. Direkt yiyince acı oldu. Boğazda bir sorunu olan mesela. Tabii işte, tabii olabilir. Kuru olan, olabilir. Olan. O yediği zaman daha gıcık yapar. Yemez ki. Keskin bir acısı var, evet. Tatsın hanımlar. Ama ben onu aldıktan sonra alsaydınız fark etmez. Getir bir ayran alayım da ben peşinden içeyim. İçin için. Boğazda. Ben verebilir miyim? Olur, ben ille de gelin hanım olsun diye şart şey, koşmuyorum. Geldikten sonra sağlam verecek de ansız yiyeceksiniz. Yok yok, yiyeceğim hemen. Sağlam. Verdiklerimi yiyorlardır herhalde büyük bir ihtimalle. Siz ne alırsınız? Benim ben boğazımda sorun var da sen niye hepsine sen ikram ediyorsun? Evet, siz niye içiyorsunuz? Hayır, şey dedi, öksürüyorum dedi. Tamam, ben o benim. Deyince. Olmaz. Kız geliyorum dedi ya, oturursun. Gelsin. Sıkıntı yok. Hani servisi tamamlayayım, çiçekleri vereyim dedi. Sağ olun Meryem Hanım. Hani acı, boğazıma gıcık geliyor dedi, onun için verdim. Kime? Sen bana mı? Tamam. Ama öbürlerine niye koyuyorsun? Alışkın olduğum için işte, duramıyorum. Ben gıcık tuttu. Gıcık tuttuğu için boğazım hemen istedim, rica ettim ama öbürlerine de baktım dolduruyor. Ne yaptı? Gelinine yardım etmiş oldu. Biz kalktık mı masadan, bir şey yaptık mı? Yok. Çok güzel, vallahi güzel, çok güzel. Herhalde güzel olur diyecek. Teşekkür ederim. Güzel İçecek ne da. Alırsınız? Kızım ayran, ayran size doldurmuş. Hepsi ayran istiyor, onlara verdim. Bir şey değil, sen onlara anne ver. Ben yapardım içecek servisini. Evet, annem vallahi duramadı ha. Yok ben şey yok, boğaz... Yok, ne kızım? Şey, acı yiyor. Ben acılı hemen dedi. Yiyorum istedim, rica onun ettim için. Ondan. Anladım. Ne içersiniz? Ben ayran alayım. Ben ayran alayım. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hangisi? Teşekkür ederim. Hepsi de. Hmm. Hepsi de güzel olmuş. Muhammara? Muhammara acı. Acı, evet, çünkü acı. Dövme biberimiz bizim. O acı. Bu Hatay yemekleri acı olacak, baharatlı olacak. Var mı? Anne sen ne içersin? Ayran alır mısın? İyi misin Şadman Hanım? Olabilir. Peki Ali Nazik nasıl Fatma Hanım? Ali Nazik çok güzel. Güzel. Dolmalar? Dolma da birazcık pişmemiş içi. İçi biraz pişmemiş. Neyi? Zeytin salatası. İçi pişmemiş. 10 verir artık. Hepsi ama içi pişmemiş neyin diyor. Neyin içi pişmemiş? Evet, pişmemiş. Neyin diyor? Dolmanın içindeki pirinçler tam manasıyla pişmemiş kızım. Ha, hemen hemen bir buçuk yani bir şey bitene kadar aslında şey oldu, pişti. Dur bakalım diğer kayınvalideler ne diyecekler. Kesmesi falan da hani.
Kesmesi evet biraz güzel. Şey. Evet, ne diyorsunuz? Dolma pişmemiş diyen bir kayınvalidemiz var. İçi diyor biraz tıkır tıkır diyor pişmemiş, pirinçler. Pişmemiş bak, yiyen bilsin. İçi pişmemiş. Dolmaların mı? İçi pişmiş ama nasıl pişmemiş? Pişmiş ama az pişmiş. Ama bir buçuk saniye. Mutfak orada dolmanız varsa gidin tadın bakın hayatım. Yalan mı söylüyoruz yani? Şuna bakacağım tabii ki. Evet. Başka arkadaşlara söz. Başka arkadaşlardan Salih Hanım sizi gözüme kestirdim. Anne bir sen de bir de bak bir de sen yorum yap istersen. Nasıl? Yo bence pişmiş. Su içip bir daha denelim. Sence tabii ki pişecek. Denebilir miyim? Bir tık daha pişmesi lazım. Bir tık daha pişmesi evet olabilir ama hani bak, çok çiğ de, değildir. Hayır üçünü de deniyorum. Hani çok bana da çiğ. Bana gelen böyle bilmiyorum. Belki kabakları bir şey söyleyeceğim. Kıtır ediyor bak bu da. Kabaklar falan biraz sert olduğu için. Patlıcanla biraz şey kalmış. Şu. Ama hani bir tık mı? Çok mu abartılı? Bir tık. Şu bir tıkın üstü, bu yani, bir tık. Anladım. Yani yenilmeyecek kadar değil değil mi? Evet. Yok tabii ki yiyoruz yani. Ha bir saniye Salih Hanım geldi. Şu an geldi. Ama Zuhal Hanım haksızlık olmasın. Bravo. Ben çok sevdim bu tavrını. Bak bir daha su içti. Demin de nohuttan dedim, bir daha tattık. Ben neyi düşündüm? Ben dedim bu acı sostan yedim. Bundan da yedim. Ağzımda kıyma... Sen bundan yedin mi ya? Hiç bozulmamış senin tabağın. Yedim buradan yedim. Çok ha. Acı yiyemiyorum ya. Anladım. Boğazımda gıcık yapıyor. Tamam. Azıcık tadına baktım. Eline sağlık. Hı hı. Bundan da yedim. Güzel. Ali Nazik. Ali Nazik'ten. Ama güzel. Ağzımda kıyma kalır belki. Kıyma sert ya. Hı. Kıymadan dolayı ben bunun pişip pişmediğini anlayamam dedim. Ve onu ayırt etmek için su içti daha. Vallahi bravo helal olsun. Tekrar denedim. Tamam. Evet. İçindeki pirinçler pişmemiş. Patlıcanın mı, biberin mi, kabağın mı? Patlıcanın. Şimdi buna da bakacağım. Ona da bakacağım. Şimdi şöyle bir şey. Kurut, ama anlamadım. Kurut olduğu için. Kurut olduğu için biraz geç pişiyor ama ben halbuki yani çiğ şeyine kadar yemedim. Pişirdim. Hayır, hayır, dışı, şimdi dışı pişmiş diyorlar. Öyle mi diyorsunuz? Dışı pişmiş. Dışını ben hiç sevmediğim için yemiyorum. İçinden aldım. Şu kırmızı sert. Biber. Bu yumuşak. Evet. Bu hani belki sen. Ocağın harlı olmasından da kaynaklanabiliyor. Yani sorun nerede orada evet. Bilemeyeceğim de. Evet olabilir. Zamanla yarışıyorsunuz ben orayı da söyleyeyim. Evet. Kolay bir şeylerden geçmiyoruz. Ama herkes güvendiği şeyi yapacak o zaman kendine diye düşünüyorum. Ali Nazik nasıl? Güzel yedim bitirdim. Muhammara? Çok az yedim yani o zaten normalde güzel oluyor gibi bir düşünüyorum. Zeytin salatası? Oo çok şey yapamadım. Güzel. Güzel zeytin. Beğendiniz salatası. Mi? Siz beğendiniz mi? Yok beğenemedim. Bizim zeytinyağlımız bu. Doğrudur. Zeytinyağlı. Yok anladım. Belki alışık olmadığımız bir tat. Olabilir. Olabilir. Bu Hatay'ın hani mezeleri... Nar ekşisi var içinde. Tabii nar ekşisi, zeytinyağı, yeşil soğan, maydanoz, domates. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Evet Zeynep Hanım buyurun. Bir de zeytinyağımda hakiki zeytinyağı getirelim. Çok güzel zeytinyağı. Sizi özel. Dinlemek dolmaların istiyorum. Içi bir tık evet daha olabilirmiş ama güzel. Herkes aynı kanaatte. Aynen. Bana. Bir de bunun dışı biraz bir tık sert. Kabağı. Evet. Ali Nazi salatayı. Muhammara'yı. Muhammara'yı beğendim. Beğendim. Güzel. Evet. Afiyet ama bunların içi gerçekten bir tık daha bir olması şey gerekiyormuş. Bir de kabağın dışı sert. Lezzetli mi? Evet. Kesinlikle yani, dolması çok lezzetli. Evet, lezzetli. Ama pişme konusunda onlarla aynı kanaatteyim. Evet. Maalesef birazcık daha pişme. Hele bazıları daha evet. Şey. Yani evet. Mesela beğen kabağı aldım. Kabak daha iyi pişmişti. Aynen, evet. Bir şey söyleyebilirim. Kabak daha güzel. Ama patlıcanın içinden de bir daha aldım. Onunki daha bile diri. Bir altta biri üstte kalmış büyük ihtimalle. Zuhal Hanım bir de Ali Nazi'nin içinden bir sert bir şey geldi bana. Yağ mıdır artık? Belki kıymanın yağı veya şey olabilir. Kıymanın şeyidir. Sarımsak da olabilir. Sarımsak da var. Sarımsak da gelir. Muhammara'nın da tabii acısından çok ayırdığına varamadım ama muhammara benim özel ilgi alanıma giren, çok sevdiğim ve kendimin de yaptığı bir şey olduğu için biraz eksiklikler fark ettim evet. İçinde. Belki sizinki yalan, farklı türlü olabilir ama evet. Mesela peyniri, kimyonu, cevizi pek göremedim. Belki Hatay usulü olduğu için böyledir. Daha farklı sizde. Sizde olmuyor herhalde. Evet hı-hı. Olabilir. Belki şimdi ondan bunu pek değişebilir. Yapmadığımız için ben çok severim. Her hafta ben hemen yaparım pek yani. Bilmiyorum ama tadı güzel. Size gelelim arada. Sürümün nasıl olduğunu biliyorum. Ha böyle yapılıyorsa doğru ama yapmıştır. Böyle. Evet. Masa güzel. Şeyimi bir dolmamın içini biraz çiğ buldular. Bir tık daha pişmesi gerektiğini söylediler. O yüzden biraz canım sıkıldı ama yani gördüğünüz sizde çekim sonuna kadar ben şey yaptım. Pişirdim kendisini ama demek ki illaki kabaklarım sert. Çünkü kurut oldukları için ister istemez biraz sertlik olabiliyor aslında ama ben çok da bir şey söylemiyorum kayınvalidelere.
O yüzden artık bilmiyorum. Zeytin salatamı bir Şazuman Hanım beğenmedi, diğerleri çok beğendi. Ali Nazim'i çok beğendiler. Muhammara'm için de sadece acı buldular. Kayınvalidem savunabildiğin, yani biliyor ama biraz daha güzel olmuş falan filan dese daha çok hoşuma gidecek tabii ki. Hani bilmiyorum. İnşallah hepsi beğenir. İçecek servislerini kayınvalidem Şazuman Hanım çok acı yediği için kendinden rica etmiş. Yani ben dedim yoksa bekleyin falan diye. O önemli bir problem yok dedi. Ben söyledim dedi. Ali Nazik ara sıcak olarak da kullanan var. Ana yemekte kullanan da var ama bence ara sıcak için bence iyi bir tercihti. Ali Nazik de güzeldi. Ali Nazik de beğendim. Gülsen'cim verelim. Evet, lezzetler konusunda hemfikiriz. Yani Ali Nazik'i çok sevemedim. Muhammara evet sizin usulünüze göre doğrudur ama dolmaların lezzetini çok beğendim. Sadece içleri biraz diri kalmış. Evet. Salata da güzel, zeytinyağı salatası farklı. Işte. Nar ekşisi, yağ güzel. Altındaki tabağı da alabilir miyim? Şu tepsi kebabını çok merak ediyorum. İnşallah sonuca ulaşmıştır. İnşallah. Ara sıcağında da hepsi de güzel olmuştu. Lezzetliydi, tadı tozu yerindeydi ama Muhammara'nın acılığından beğenmedim. Biraz şey oldum. Onları yere koymanız hiç güzel olmamış. Masaya koysaydınız daha iyiydi bence. Onları şimdi yer açıp kaldıracağım. Yok o zaten. Geçti artık nereye koymamız değil ki şu anki. Şey... Hani yendiği için o ama yüzden. Ama ayak basılan bir yere tabak koyuyor. Yok ben şey... Masanın altına koyduk. Bilerek. Masanın altı yer değil mi tatlım? Ha, anladım. Hoş değil yani. Ben gideyim. Şadıman Hanım bilerek gitti. Öksürüğü mutfağı kontrol etmeye gitti. Tabii içinde acısı vardı. Onun için gitti, kontrol etti, geldi ama ne kazandı? Benden izinsiz nasıl gelebilir ya? Bana söylemedi. Ben söylese orada su yok muydu? Vardı. Kusura bakmayın. Yok rica etmiyor. Rahatladınız. Neden rahatladın? Gıcık tuttu çünkü gıcık. Şadıman Hanım'ı. Tamam. Hah süper. Mutfağa gittim. Mutfağa mı gittiniz? Mutfağa gittim. Yok aslında su içmeye yani dedim oradan içebilirim. Tabakları da yere koymuş. Hiç hoş bir şey değil. Görüntü güzel değil. Hangi tabak? Buradan giden tabaklar yerde. Yoklu mu fırsat? Bir de kaynanam da nasıl gönderdi ben onu anlamıyorum şu an. Niye? Ben o mutfağına gitmemiş onun. Niye yani benim mutfağıma geçme şeyi duyuyorsun? Hemen de yorumluyor mutfağında pismiş bilmem neymiş. Kendi gelini mutfağı sanki çok temizdi. Ayak yani basılan senin bir yer. Senin onlarla ne işin var? Tekrar gelip yiyecek misin sen onları? Hayır normal. Ama şey yer yok orası küçücük mutfak. Masa var masanın üstüne koyabilir. Masa hiç kimsenin zaten. Mutfağına gidilmedi ama mutfağa ilişkin. Ben mutfağa özellikle gitmedim. Hayır yok, biz senin mutfağına gittik mi? Bak onu hiç beğenmedim, hiç hoş bir şey değil, yapmayın öyle. Günlük hayatta da herhalde yapılan çok bir şey mi? Şimdi mi öyle bilmiyorum. Bahaneydi tabii ki su. Başta başına bir bahaneydi hem de. Su var, sürahi dolu. Su dolu. Bana diyor ki ne sularınız bilmem ne falan şey tabaklar için. Ya zaten kullanılmış tabaklar. Tamam da ben temiz bir insanım zaten. Sadece bugün mutfağım dağılmış olabilir. O da yetiştiremediğim için ki ben kendimi şu an bile rahatsız hissediyorum mutfağım bu şekilde olduğu zaman. Bu şekilde bana söylememesi lazımdı. Hani ben büyüğüm diye bir şey demek istemedim. Saygımı bozmak istemedim ama konuşması biraz bence yanlıştı gibime geliyor. Ha, biz günlük hayatta da öyle yapıyoruz canım. Çok kalabalık bir şeyde demek ki yapabiliyorsunuz ne bileyim ben. Yani ayrıyeten ben kendi mutfağımda yarışmıyorum. Söz konusu ben buraya misafir olarak geldim. Ve burasında mutfak küçük. Zorlandım yani birazcık yapmakta tabii ki. O yüzden bilmiyorum. Efendim Şazuman Hanım gıcığı tutmuş da ondan dolayı gelmişmiş de. Gıcığı tutmuş mutfağa gelmemiş yani. Kendisi. Mutfağa ben gelmedim diyor. Gıcık tutunca diyor mecbur diyor su içme şeyi duydum. Hayır öyle bir şey yok. Su içmiyorsan veya zaten bir masadan kalkılmaz yani. Sen şu an yemek masasındasın. Bir davettesin. Yemek masasından kalkıp gitmek nedir? Gıcık da tutsa başka bir şey de tutsa yani. Yanlış. Yaptığı çok yanlış. Ve şu anda da beni yorumluyor. O yüzden benim canım şu an çok sıkıldı kendisine. Dün kendinin yani gelini böyle mi yaptı? Herkesin içi yani herkes dağınık olabilir. Çünkü bu benim yani şeyimde değildi. Bir izin isteseydin. Tamam izin isteseydiniz. Mutfağa gidebilirim ben sizinle gelirdim. Düşünemedim çünkü gücüm yapmıştım. Neden düşünemiyorsun onu? Her şeyi düşünmesini biliyorsun da onu niye düşünüyorsun? Ama düşünemedim. Ama yanlış bir şey oldu. Ama senin yaptığın çok yanlış. Burada söylemeniz yanlış bir şey. Çok tabii yanlış. Yanlış yanlış tabii. Şöyle bir şey mutfağa benden izinsiz geldi Şazuman Hanım. Ben bilinçli mutfağa girmedim. Tamam bak. Girince de su içme ihtiyacı duydum. Neden? Su içesim olduğundan değil. Su ihtiyacım yok.
gıcık yaptığı için o kalabalık, o kaos bizim evet, evde de oldu. Evet haklısınız. Ben zaten yere biliyorum işte, hani onu şimdi şunu hep demek istedin sen. Tamam. Şimdi şunu demek istedin sen. Demek bizim misafirlerimiz geldiği zaman biz yediğimiz tabağı yere de koyabiliyoruz. Çok kalabalıkta yapılabilecek gibi geliyor geldi bana. Hoş gelmedi hiç yani. Hiç de bile, hiç de bile. Öyle. Çok sabırsızlar ve ayrıyeten buraya dolmuş gelmiş resmen. Dünden dolmuş gelmiş Yazuman Hanım. Kendi gelinini savunmak için benim emeklerimi şu an haksızlık yapıyor yani. Bana şu an. Ben öyle düşünüyorum. Kendi sırası geçtiği için gerçek yüzünü gösteriyor bence. Sen direktif şey gibi gelmişsin ki her tarafa kontrol edeyim. Dolu hayır, gelmişsin. Böyle bir şey yok. Bomba yani gibi gelmişsin şey ondan bomba patlıyorsun. Bomba gibi. Biz patlayamak mı? Sen zaten patlıyor kaç gündür? Sen zaten patlamadasın sen da. Sen de istediğin kadar patla. Ya moralimi bozdu, her şey bir şey yok. Daha bir lokma yedi, bu acı, bu şöyle, bu böyle. Yani nasıl bir şey ya? Ben acı koymadım ki buna. Biber tamam ama hepsini tatlı biber aldım yani. Çekimde de görebilirsiniz. Tatlı biber hepsi. Böyle söylemesi yani insanın zoruna gidiyor. Tamam bir yarışmadayız biz de yani insanların da hakkı yenmemesi lazım bence. Elinden geleni yapıyor çünkü kendi gelinini 4 aldığı için kendi gelinini yukarıya çıkartmaya çalışıyor. Ama ben... Doğruyu hani söylüyorum, inandığınızı ama yani gidip sen emirsiz diye geldin. Senin hayır. Bir yerde ben senin mutfağın değil, konuşmayacaksın. Gidip görmenize de değil. Gelip onu, ha demek bunu daha önce yapmışlar demene üzüldüm. Değil, daha önce kalabalık yapmışlar. Kalabalık günlerde, evet, biz yere koyuyoruz, düşündüm. Yerde yiyoruz canım. Yerde biz hatta, yiyoruz yani sofrasına. Yer sofrası demiyorum, yok. Biz yerde yiyoruz, koyuyoruz. Biz öyle bir şey var mı ya? Şimdi bakın orada masa yarın böyle boş gibi masa geldi. Masa yok. Var biz... ya orada bir şey. Tamam, ekstra bir masa var ya onu diyor. Orada da şeyler onda azınlıktı yani hazırlıyor. Oraya koyabilirdi diye düşündüm. Tamam ana masanın yemek tabakları altına, nerede? Yerin altında görünce yok bize gelecekleri yani, demiyorum ana yemek ben. Değil. Tamam anladım. Buradan ana yemekler yukarıda. Tamam yani onu sonuçta. Söyledim. Yani yere buradan yenip gelmedi. Evet. Ya tabii yere konulmaması ya. Lazım o ayrı da. Konulmaması lazım tabii, evet. Doğru onu tasvip etmiyoruz ama... Ben hani yani zaten onlara bak, ben sana bunu söylüyorum. Bulaşık makinesine koyacaktır elbet sıyırıp. O herhalde yok, o hızla. Tabii ki. O telaşta koymuş olabilir ama tabii ki tabak yere konmaz ama, hiçbir zaman. Konmaz tabii konmaz. Ama zaten onları bize geri getirmeyecek yani. Getirmeyecek, ana yemek tabakları evet. Normal mutfakta tezgah. Ama şimdi yani. Hani onu orada gördün. Gelip burada söylemenin de bence bir manası yok. Yani söylemeyebilirdin de. Söyledim. Canın sağ olsun. Teşekkür ederim. Söyle. Gelin hanım kendi evinde yarışmıyor. Başka bir evde yarıştı. Hani bunları görmemezlikten de gelebilirdi. Kendi gününü atlattığı için rahat rahat hareket etmeye çalıştı diyebilirim. Ya yani alıp evine, ya önümüze yemek olarak geri sunup getirmeyecek. Onlar yıkanmak için kondu oraya. Gerçekten ben mutfağı görmek için gitmedim. Boğazım gıcık yapınca, yani bir yere daldım ama nereye o da hemen mutfak. Orada da su içtim ama o arada gözüme şey çarptı masanın altındaki tabaklar. Orada masa vardı, masanın üstüne koyabilirdi. Yok masada servis yapıyormuş. E canım ne yapalım biz de yaptık servisi yani bizim de masamız bile yoktu doğru düzgün. Benim gelinim de aynı şeyi yapsaydı asla kabul etmem. Kalbi geniş arkadaşım. Yok korkuyorum ya senden. Hepimizi de korkutmuş ya. Korkuyor kimse kimseden korkmuyor. Hepimizi korkutmuş. Hepimizi korkutmuş. Ödünüzü kopardım sizin. Yok öyle ne alakası var ya Allah. Kimse kimseden korkmaz ne demek? Herhalde. Şuradan oturup masada yemek yiyoruz. Şu an evimdesiniz. Evet. Gerçekten hoş geçer diye düşünmüştüm ama. Ne yapacağım korkutup da? Ben hak, adalet, bir kalbimiz var. Oradaki vicdanen. Ondan bahsediyorum. Ben kimim de insanları korkutacağım? Hepsini dedim korkutarak gelmiş dedim. Yani bir bomba olarak patlamaya gelmiş dedim. Patladı ne yaptı yani acaba? Acı sirke kendi kabın acıdır. Beni hiç acıtmaz. Gelin hanım yemekler nerede kaldı? Geldim. Hadi gel bakalım. Geldi. Benim bağırmamı bekliyormuş. Hayır önce zorlanmış. Yok ya ver kayınvalide. Yok yok buyurun. Şey. Bunu da al kızım. Ben yedim onu şey yapmayayım. Yere beğendiniz mi Zuhal Hanım? Yere bırakma kızım. Tamam. Tepsi kebabı, filik pilavı. Filik de şeyden, Hatay'dan geldi. Dumanı üstünde sıcak sıcak. Yemekler soğuk gelmedi. Bu benim için çok önemli bir şey. Evet. Vallahi bilmiyorum, benim için önemli yemek. Yani soğuk yenilecek yemek soğuk gelmeli, sıcak yenilecek zaten yemek soğuk sıcak. Ya, çorbası donar. Da kaynar kaynar geldi. Evet, evet, şeyleri evet, dolması da sıcaktı. Öyle. Gerçekten bu güzel bir şey. Servisler evet, geç geldi. Ama çok... da aşırı da beklemedik ama geçti. Ay çok acı. Ne acı? Ne acı? Et mi? Üst üst salçası mı? Hayır mi? Ben acı koymadım. Aa. Yani biberleri bile tatlı biber aldım. Vallahi acı.
Ama ne iyi acı. Demek ki yedin mi o? Ayran verir misin? Bir ekşirlik var, bir acı. Bayağı bir saniye, şey diğer var. Kayınvalideler de sen... Bir dakika, bir yesinler de. Ben tatlı biber aldım. İçine de dışına da tatlı biber koydum. Ama tekrar biber yiyorum. Koyduk biraz. Aynen, pul biber biraz koydum. O da lezzeti gelsin diye ama... Bu böyle olur zaten. Biberlerine... Yani Hatay yemekleri böyle. Evet, bir de yani şöyle bir şey var. Benim yani Hatay'ın yöresini belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, duymuşsunuzdur. Acısıyla meşhurdur yani Zuhal Hanım. Biz evet, istesek evet. De ne kadar istesek de acılı elimiz alışmış yani. Amcanım şimdi Hatay'da oturmuyoruz ki, Hatay'da yaşamıyoruz ki. Tamam da ben size, evet ama ben size bu o Hatay'ın yemeklerini getirdiğim için tam kıvamına göre yapmak istiyorum. Siz dün beni sizin nasıl yiyeceğinizi, nasıl yemediğinizi bilemiyorum. Sizin planınız da ılık. Yiyelim de söyleyeceğiz. Kızım sen tabağını al. Siz ben konuşuyorum, siz niye? Hayır ama takmadık. Tamam. Şöyle vereyim. Soğuk geldi. Ne? Pilav mı? Ilık. Pilav. Ilık. Bir de bu ilık. Pilav zaten çok da sıcak olmaz. Hayatım bizimki de öyle oluyordu ama dün öyle olmadı. Hayır, işte. Firik pilav olmaz. Burgul ben olsun, firik, şey olsun. Firik de bir bulgur. Firik pilavı o kadar sıcak olmaz. Yani pilav, zaten ben yine ısıttım ama o kadar da çok sıcak olmaz. Öyle bir İlk şey demlen, yok. İlk demlenmesi lazım zaten bu pilav. Tamam. Bizimki tamam. De demlenmesi lazımdı. Tamam, evet. Ama bu kadar değil. Bu kadar bak, değil. Ben yine ısıttım. Şu an yani, ben yine ısıttım. İnanın sizin önünüzde çok kaldı zaten. Bakın ana yemeğinin bir, ana ara. Yemek bile şu an üstünden dumanlar çıkıyor yani. Bak, ısıtarak geçtim. Tamam, oraya kadar tamamız. Bizdeki dün tabaklar geldikten sonra çok beklendi. Ondan sonra yenilmeye başladı. Bu evet. Da çok sıcak değil. Ilık. Bak soğuk demiyorum. Anladım. Ben günaha giremem şunu kalkıp da yalan söyleyip de. Anladım. Ama eti şey. Nasıl? Acı geldi de. Bilmiyorum ki. Acı geldi diyor. Pişmiş. Size acı geldi mi Salih Hanım? Daha yemedim, dur bak. Eti yemediniz mi daha? Böyle bir ne şey yiyorsunuz bir saattir ya? Eşkin ne biliyor musun? Domates salçası. Bizim orada el yapımı ya. Domates salçası. Ha pilav al. Yani sos gibi. Okay. Hayır yiyorsun sürekli de eti içine. Daha yemedim deyince dedim ne yiyin? Ha pilavı ya, yedim ya. Tamam ye şekerim ye. Pardon. Mık 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 bir şey yiyor, bir saattir et yemedim diyor. Pilava da dalmışım. Zuhal Hanım ayran veya içecek. Ben de maden suyum var mı? Evet var. Ya da su alayım ya, normal su alayım maden, ben. Tamam, maden suyu da var. Still water please. Evet. Ben dinleyeyim mi? Benim tatlım da ağır biliyorsunuz, künefe. Başla o zaman nasıl istersen. Sen başla biraz. Tamam. Tamam. Şey. Bakın gelinimiz müsaade istedi, künefe yapacak biliyorsunuz. Evet. Onun için onu bir gönderelim o mutfağa. Sıcak gelmesi lazım. O sırada biliyorsun. Biz konuşalım. Sonra gelin yok demeyin masada. Buradaydı ama gitmesi gerekiyor ki tatlıda da ne yerde gecikti demeyin diye. Salata, 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 salata. Allah, salatayı unuttum. Zeytinyağı, limon, limon, limon. Ya salatayı ben nasıl unuttum? Salata gelmedi. Evet, buyurun Fatma Hanımcığım, sizi dinliyorum. Güzel olmuş bir şeyi acı, çok hafif acı yani, çok acı değil. Öyle yenmeyecek acı değil. O zaman evet. O acı olmuyor. Acı acı olunca değil mi? Yani yenmeyecek acı değil. Olması kadar, ya yani olması gerektiği kadar mı acı yoksa evet. Biraz üstünde mi? Birazcık üstünde. Ama tabii o tarafın yöresini ben çok iyi bilirim. Evet, acılı olur. Peki etin lezzeti nasıl? Güzel. Güzel. Etin. Pilav? Pilav da idare eder. O da eder güzel, mi? İdare eder. Güzel mi? İdare eder mi? İdare ediyor yani. Yani. Pilav biraz pişmemiş. Hmm. Yani birazcık zorunlu. Bir yana pişmiş, bulgur bir yana değil. Birazcık sert biliyorum geliyor. Da yani onu pişmemiş. O da bulgur gibi bir şey. Pişmemiş şeyde... Tepsi kebabı. Tepsi kebabı da evet biraz acısı Firik kaçmış. Şöyle. Kaç, yanmış bulgur. Acısı kaçmış. Acısı bir kaçmış de etim. Çok ince olmuş biraz. Biraz daha kalın olsaydı daha hoş dururdu. Firik pilavı ılık gelmiş. Tadına yorum yapmadı. Vallahi bilmiyorum ama beni bugün şey yapacaklar gibime geliyor ya. Yani hakkımı yiyecekler gibime geliyor. Daha güzel olardı. Vallahi eti pişmiş mi? Et pişmiş. Kaldı bu kadar dedim, yeter ince olsun. Biz böyle. Evet yani. Hatta bunu pişmiş ekmekle mi? Böyle pişmiş. Şey yaparlar bizde, bandıra bandıra. Hmm. Lezzeti iyi. Sadece acısı biraz az olsaydı, biraz da kalın olsaydı güzel olurdu. Anladım. Hüseyin salatalar. Evet. Getiriyorum ben, sunumumu yapmışım zaten, getiriyorum. Ben bekliyordum, söylemeyecektim. Neyi? Salatalar gelmedi. Salataları koyuyordu. Kendisi ay yemekler yedik bitti, salata gelecek. Birer lokma yedik. Lokması lokması yok bu işin işte, bu iş böyle işte. Sizi de dinleyelim Zeynep Hanım ana yemekle ilgili. Pilav sert geldi bana da, pişmemiş.
yani bilmiyorum böyle soğuk ikram. Acele gibi mi etti biraz? Şimdi yemeklerde bir soğuk pişme sorunu var. Evet. Sanki birazcık daha normal sürelerin altında mı pişirdin? Efendim? Yemeklerinde hep böyle bir nohut pişmemişti, dolmanın içi ve şimdi pilav pişmemiş diyor da hanımlar. Pilav, acele mi ettin bir şey biraz? Şimdi bu filik pilavı diri olur biraz. Bu özelliği bu. Şimdi yani nasıl bunu nerede yerin sen niye böyle yersin? Bu, daha fazla pişiremez. Bunu en sokalı son şeyi budur. En son. Sokalı. Çünkü Zuhal Hanım bu biraz diri olur. Şeyden kızım dolayı. Bu şimdi var ya biraz diri olur. Oranın yöresini pişmesini bilmem ben. İşte bizim evet ağzımıza dişimize gelen şey bu. Yani öyle gördük öyle yorumluyoruz. Hani ben olabilir yani bunu yani ne kadar yaparsak yapalım pişmez. Hitap eder. Şey diridir pişmemiş yani. Anladım ben sizi. Ben de size açıklama anladın yapıyorum. Mı? Hani diyorum ki evet filiği ne kadar pişirseniz olabilir pişirin. Diri her, kalır. Yani diri kalır. Evet. Bu böyle. Olabilir. Bulgur pilavı da birazcık yani diri kalır. Evet. Evet, evet ama filik daha fazla. Filik daha fazla. Çünkü bulgur yine ona göre iyi pişer. Evet bulgur gene daha iyi. Soyulmadığı için, soyulmadan şey olduğu için ondan dolayı bir de köz kokusu da gelir fark ettiyseniz. Kayınvalide İz kokusu. Kayınvalide evet yanmış. İslenmiş. Sen salataları getir. Tamam getiriyorum. Hadi canım. Hı. Et nasıl Zeynep Hanım yarım kaldı sizin yorumunuz? Lezzeti güzeldi. Ben bu üstündeki sosu biraz sanki eşki buldum. Salçayı mı? Çok az bir şey. Aha evet. Hı. Yani sanki daha bir şey pişmesi mi gerekiyordu gibi evet. Sanki ben de sizle aynı fikirdeyim. Ama lezzeti güzel. Lezzeti güzel. Evet. Lezzeti bir de güzel. Biraz gerçekten daha yani olmuş etin lezzeti biraz kalınlığı güzel. Biraz kalınlığı hafif olabilirdi. Doğru. Birazcık aynen daha bir iki milim hani şöyle daha kalın falan değil ama bundan biraz olabilirdi. Onu ben şey yaptım. Ha siz. İnan et yaptığı şey kaldı ekşi orada. Ekşi geldi mi sizlere? İşte söyledi salçasında. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Biraz salçasını. Sanırım Gülsen'in tek hatası yemekleri pişirirken biraz telaş etmiş ve çabuk almış. İşte nohutu, şeyi, eti falan filan, bir şeyi, dolmayı. Tamam, ver ya. Bu salatadaki ne ya? Meryem Hanım. Zeytinyağı. Ben salatanın içinde ne yağ konusunda? Hatay'dan geldi. Herhalde şey, ben de o yağ sordum, ağır geldi bana da ama şimdi zeytinyağların aromaları farklı, nerede olduğunu üretildiğine bağlı. Bu el yapımı. Anladım, okey, ondandır. İşte alışmış ya bu. Evet, biz ondan yadırgıyoruz. Köye gidiyoruz, tereyağı yiyemeyiz. Burada kullanamayız, hep öyledir ya. Bir pilava kullanılırlar, bunun tabii gibi. Damak ya zevki demeyeyim de şeyi. Aroması yoğun. Arak süsü getirebilirim. Asitik yapıdan dolayı değil ama aroması yoğun bir zeytinyağı. Senle yemekleri yaparken gelin hanım bakmadın mı şeylerini pişmiş mi pişmemiş mi ne olmuş? Baktım. Şöyle vereyim ben. Yani bu böyle bir şey. Ama var dolmalarda da sorun vardı. Onlara da bakmamışsın o zaman. Al canım. Sen yavaş yavaş künefeye tamam doğru yol al. Salatayı da yorumlayın lütfen hanımlar. Ya yiyen varsa. Ben bilmiyorum yağdan dolayı arada bizim güzel günlük şey. Evet salatası ya, güzel. Diyor, güzel güzel salata güzel. Sadece dediğim gibi onların yöresinin tabii biraz farklı. Ama güzel salatası. Yemeklerde lezzet eksikliği yoktu. Yemeklerde biraz az pişirmiş. Herhalde heyecanına kapıldı. O dozu ayarlayabilseydi yemekleri güzeldi. Lezzetliydi. İşte az pişmiş. Sosları ya çok ya az. Tuzu ya çok yağız. Yemeklerde bugün genel bir lezzet eksikliği vardı. Künefe. Bekliyoruz künefe. Künefe de hemen künefe pişmez için öyle yani hemen ocağa koyup çıkartacak getirecek. İşte onu iyi hesaplamaları lazım. Şimdi biz hep söylüyorum ara yemeklerde veyahut tatlılarda veyahut işte neyi seçtiyse kızım, menüsüne göre. Kızım tatlı gecikti. Tabii ki bir süre tanıyoruz mi ama bu sonsuz ucu açık bir Meryem süre Hanım, değil bence tabii. Meryem Hanım bence bir bakın siz. İzin verirseniz bir baksın. Beni yani sizler de bir şey demiyorsanız bir baksın. Yok getiriyorum. Olsun bakmakta ne var yani ne yapıyor ne var ki bunda? Bakın geldi. Ben size göstermek geldi istedim. Hah pişti şöyle mi? Şöyle pişirdim. Tepsimizi de ben kendim getirdim. Evet. Hemen servis yapıp geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Bir 15 dakikada öyle bekleriz inşallah. Yok yok 15 dakika değil 5 dakika. Ben de çok mu fenayım değil. Ya tabii aynen künefe biraz süre alır, onu hesap edip pişmesi süre alır, doğrudur ama işte onu hesap şimdi edip hani ona göre içeride. Şimdi hani ocağın üzerine veya fırının içine koyup bırakıp gelemiyor. Başında durması gerekiyor. Evet. Hani çevirerek künefe pişiren bir şey, evet böyle. Künefe maşası öyle oluyor Nur, maşası. Yani normalde küçük tabaklarda tepsiyle yapılıyor ya. Ha, o da öyle maşayla onlar da öyle maşayla. Birer kişilik servisleri de güzel. Için ondan biliyorum. Büyük tepsiyle olanı görmedim de bizler restoranda işte küçük şeylerde evet, çevrile evet, çevrile. Evet. Köz ateşinde hatta yapıyoruz genelde. O daha farklı oluyor. Yani bir restorana gidiyorlar, iki saat bekliyorlar. Bir yere gidiyorlar, bir iki saat bekliyorlar. Künefeciye gidiyorlar. Bu kadar hızlı bir şekilde bu künefeyi kim yapabilir ya?
Daha doğrusu ben Hatay'dan her şeyimi yapıp getirdim. Hala laf ediyorlar, geç kalmışmış. 15 dakika daha bekler miymiş? Kendinin gelini ne tatlı yapmış acaba? Çok merak ediyorum. Uyduruktan bir şey yapmıştır. Kim yani bu tatlıyı yapacak şimdi? Hiçbiri yapmayacak. Hiçbirinin gelini yapmayacak. Haşhaşlı revane nedir ya? Dün kayınvalidem söyledi. Haşhaşlı revane nedir yani? O bir tatlı mı? Bir yemek için. Hele ilk gün Şazuman Hanım'ın şeyi... yok pardon. İlk günkü yarışmacı ne yapmış? Waffle. Balık menüsüne waffle yapmış. Ne kadar saçma bence. Resmen sünüyor ya. Resmen sünüyor, sünüyor. Allah herkese sağlık, afiyet Amin. Versin de, hayırlı yaşamlar versin. Amin. Can derdine ciğere. Bunu başka yere bağlayınca oraya gelme. Şükür. Atma hanım. Hah, sağ ol. Allah can derdine ciğere. Allah herkese can sağlığı versin. Amin. Sağlık her şeyden önemli. Künefemiz geldi. Bak altı nasıl pişmiş. Çıtır çıtır olmuş. Şimdi altı güzel olmuş, üstü güzel olmamış mı demek istiyorsun? Hayır, beğendim. Ne demek istiyorsun? Güzel, beğendim çünkü. Biraz... Aa, bu arada ben biraz... size ikram olarak süt verecektim. Dondurmanın yanında süt içeceği olur. Künefenin yanında. Evet, biliyorum. Evet. Ben bilmiyorum. Bana vermiyor, ben süt içmiyorum. Ben de içmem canım. Neden? Ben de almayayım canım. Dondurma kafi. Ben dondurma yiyeceğim. Sevmem. Teşekkür ederim. Hiçbiriniz mi? O zaman kola falan bir şeyler içer misiniz? Yok, kola onları hiç içmem. Sularınızı tazeleyeyim isterseniz. Biz tamamız canım, sağ ol. İsteyen olursa. Tamam. Geldim size bir şeyler yapmak istiyorum. Ay canım, daha ne yapacaksın? Yani. Envai çeşit şey yaptım. Sen vazifeyi yaptın kız. Evet, orada hummalı bir çalışma var. Özenle ekip arkadaşlarımı görüyoruz. Evet, ben de keşke görüyorum. Keşke siz de görseydiniz. Görüyoruz, görüyoruz. Anlatın ne olur benim yerime seyircilerimize. Şu an orada ne oluyor? Sayın seyircilerimiz. Evet, lütfen anlatın Şazım. Şimdi karşımızda ekip almış eline tatlı yiyor. Dondurmayı da nasıl yiyor? Bak. Hiç görmemiş sanki. Bak. Vallahi ben demiyorum. Vallahi götürdü. Oh. Bir lokma değil o. Ben lokma benim... falan değil, böyle şeyle götürüyor. Nedir o? Kürek. Kürek, evet, kürek. Buna yürek ister. Evet. Bizim buyurun, künefeyi dinleyelim bizim artık. Bizim sunumlarımız kaldı bu arada. Unuttuk dolapta. Ne, ikram evet, var mı? Evet, ben ikram meyve getti yaptım ben size. Aa, meyve salatası. Canım. Evet, meyve salatası bizim ev, yani bizim Hatay'da her yemekten sonra bir meyve yenilir. Öyle mi? Yemek isteyen varsa getir. Ben istemiyorum. İsteyen varsa alabilir. Yok canım, ben de size evet, künefeyi hemen Zeynep Hanım buyurun dinleyelim. Ben künefeyi çok beğendim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Saliha teyze. Ben de beğendim. Sanki şeker biraz az olmuş gibi geldi bana. Daha bunun fazlası olmaz ya. Siz ne diyorsunuz? Güzel. Güzel diyorsunuz. Çok yaşayın. Yerinde olmuş. Siz güzel. Beğendim güzel. Ben de sağ olun. Beğendim. Siz ne diyorsunuz? Afiyet arka olsun. Taraf. Hep oturmaya mı geldik? Olsun. Haydi hep beraber. Afiyet olsun. Biraz şekeri az. Biraz şekeri az. Şekeri az. Evet. Biraz evet. Birazcık şeker az. Doğru. Ama onun dışında gayet güzel olmuş. Eline sağlık diyoruz ve açık oylamaya geçiyoruz. Ben yemeklerime açıkçası güveniyordum. Çok yani hala da güveniyorum. Hala da arkasındayım yemeklerimin. Ufak tefek eksikleri olmuş olabilir. Hani nohutum pişmedi çünkü onu hazır kullanmak istemedim. Et tepsime gelince çok güzel piştiğine inanıyorum. Acılarını zaten bizim oranın yöresine göre acı yaptım. Yani kayınvalideler biraz beni zorlayacak gibi geliyor. Yani belki bana 5, 6 veya 7 verebilirler. Umarım da öyle istiyorum. Hani ama 3, 4'ü asla kabul etmeyeceğim. Fatma Hanım özellikle ondan yüksek puan bekliyorum çünkü her yemeğimi gerçekten çok beğendi. Destek verdi yani bana. Beni de savundu masada yani. Şaşırtıcı bir durum ama beni kaynalara karşı savundu. Ondan dolayı yüksek puan bekliyorum. Ama her şeyi beğendim. Etten de mi kırdın? Niye? Çok büyük bir dolapmıştı. Ne güzel oynadınız, oynuyorsunuz. Lütfen siz kendi puanınızla ilgilenin. Tabii ki ilgileneceğim. Hiç yorum yapmayacağım. Bu konu hakkında yorum istemiyorum. Neyin isteyeceksin? Güzel oynadılar diyorum. Evet, bugün de sevgili Gülsel yarıştı. Şimdi onun için kalemlerinizi oynatacaksınız hanımlar. Puanlarınızı yazacaksınız. Buyursunlar. Yazınız lütfen. Daha evvel kullandığınız puanları kullanamazsınız. Yanlışlık olmasın. Herkes hatırlıyor değil mi verdiği puanları? Bunları bir daha yazamıyorsunuz. Aynı zamanda şu an puanlarınızı değiştirme hakkınız var.
Benim var, değiştirebilir miyim? Öyle mi? Tabii. Şu an değiştirebilirsiniz. Ama bir puan bile açıldıktan sonra artık değiştirme şansınız yok. İnşallah herkes doğru puanı vermiştir diye düşünüyorum. Evet. Ve puanlamaya Saliha Hanım'ın puanını görerek başlayacağız. Açık oynamaya efendim. İlk gün gelinli yarıştı, sonra 6 puanını kullandı. Bakalım bugün ikinci puanını kaç olarak vermiş? Buyurun Saliha Hanım. Açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. 5. Kapatabilirsin. Neden 5 puan? Neden? Ama her şeyi beğendin. Evet beğendim. Bulgur pişmemişti. Tatlı tatsız olmuştu. Şeyin içindeki nohutlar pişmemişti. Onlardan hepsine 5'er puan mı kırdınız? Masam nasıldı, sunumlarım... Heresinden 1 puan kırdım. Şimdi bir dakika, dolmadan kırdın, nohuttan kırdın. Evet, pilavdan kırdın. Pilavdan kırdın, tatlının tatlıdan kırdın. 6 kaldı. Öbürü nereden gitti? Etten de mi kırdın? Niye? Çok büyük büyük doğranmıştı. Et patlıcan. Ali Nazik'te patlıcan vardı. Şeyde. Hepsi kebabında. Ha sen çorbayı diyorsun. Kabak öyle olur zaten. Kabak ama o çorbanın öyle olur. Ondan daha da puan. Daha büyük olur, daha büyük olur. Evet, ondan normalde ana yemek zaten olarak sunuluyor. Ben ufak olarak çorba biliyorum. Yok, daha büyük ben olur. Daha büyük. Ondan da puan kırmayın artık ya. Yani evet, 5 bana düşük geldi. Bakalım Zeynep Hanım değiştirdi puanını. Açılmadan evvel puanlar kaçtı, kaç yaptı göreceğiz. Buyurun Zeynep Hanım. 7. Evet. Güzel. 7. Teşekkür ederim. Teşekkür. Güzel bir puan geldi. Evet. Bakalım. Şaduman Hanım'dan kaç puan geldi? Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kaça çıkarttınız? 6-7, 7'ye çıkardım. Tamam. 6-7, 7'ye çıkardım. Teşekkür ederim canım. Ne güzel oynadınız, oynuyorsunuz. Hayır, ağzımın tadına uygundu bütün tatlar. Hadi geçin evet, onları. Bazılarında o pişmemişler de vardı. Çok oyunlardan ben gittim. Ya kimse, ya sen benim puanıma müdahale etmiyorsun. Sen benim puanıma müdahale etme. Ederim. Edemezsin. O yollardan çoktan ben geliyordum, sizinle yarı yolda karşılaştık. Olabilir, evet. Yarına hazırlık yaptı arkadaşım. Hayır, hiç alakası yok. Tabii ki yapacaksın öyle. Yok, yaltı verseydim o da bana göre verirdi. Fark eden bir şey yok. İşte ona göre uğraşıyorsunuz. Lütfen siz kendi puanınızla ilgilenin. Tabii ki ilgileneceğim. Evet, biz de ilgileniyoruz. O puanı göreceğiz zaten şimdi. Tabii ki. Buyurun. Görelim Şadım Hanım. 5. 5. Teşekkür ederim. Atabilirsiniz. Rica ederim. Hiç yorum yapmayacağım. Bu konu hakkında yorum istemiyorum. İsteyemezsin çünkü sen de 5 verdin. Neyini isteyeceksin? İstemek ama için vermek lazım. Ama senin yemeklerinle benim yemeklerimi kıyaslayamazsın. Neyi kıyaslamayacağım? Dolmalar güzel değildi ki. Yani orada başka ne yedik biz? Etin çok inceydi, ekşiydi. Ne oldu? Ne kaldı ekşi geri? Ya ekşi diye ekşiydi. Bir şey yoktu onda yani. Hayatım ekşiydi. Tamam belki salçanın olabilir. O da ne ilgilendirmez. Tamam. Salçanın tadı, kıymanın tadı olabilir. Ben de içine yok. Bilerek ekşi atmadım ki. Siz o güzelim ki. Etlere 50 tane kusur koydunuz ya diyor. Yani o ya ben etinizi beğendim. Örnek veriyorum. Hayır hayır. Ben genel anlamda söylüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Beğenmediğim yemekler, yani beğenmediğim demeyeyim de tövbe, günaha girmeyeyim. Yani çok böyle lezzet bulmadığımlarıma bir de sizin 5 puanınıza karşı 5 puan verdim. Ha, ben ne verirsem karşılık yanlış mı oldu. Yani bu? Yok, doğru, bu doğru yaptın. Işte. Niye olmuyor? Evet, yemeklere puan veriyoruz. Yemeklere veriyoruz, birbirimize değil. Öyle evet. Yemeklerde de işte düştüğüm için onda o öyle peki oldu. Son puan kaldı, geriye o da Fatma Hanım'dan gelecek. Buyurun Fatma Hanım, paylaşın bizimle verdiğiniz puanı. Yüksek sesle söyle. 7. 7. Güzel. Teşekkür ederim. Güzel bir puan daha geldi. Evet, puanlar böyle. Şimdi ben sana puan vereceğim. Yarın Fatma Hanımlar da... Ne o ya? Güzel oynadılar diyorum. Çok güzel oynadım. Ya oyunla ne evet, alakası oyun, var? Oyun, damak tat... Oyun. Yani onlar beğendi. Hiç alakası yok. Ne dedi? O piş, oyunu napiş, siz oynadınız da aslında. Nasıl, nasıl oynadım tabii, ben? Siz bana 5 verdiniz, ben de size 5 veriyorum. Ama 5... Böyle bir şey olabilir mi? Bak şöyle. Ama sizin yemekleriniz olmamıştı. Ama şöyle, niye olmamış? Tabii sizinle olmamış. Peki benim kadar uğraştınız mı? Geliniz uğraştınız mı? O benim bileceğim bir şey ne kadar uğraştınız. Niye türküyorsunuz? Ben de ki bu saatte çıktın. Bu tavrınız hiç hoş değil Meryem Hanım.
Onu kız yaptı yemek. Ama böyle... demesinler hani gelin saygısız yaptı falan. Ya şöyle elle canım müdahale ediyorsunuz. İstemiyorum. Ben hakkımı yani savunmak istiyorum. Tabii ki. Savunacak yani tabii ki. O da bir birey. O yaptı yemek. Malzemelerimi ben hapı hoş getirdi. Kendi yemeğiyle bunu kıyaslayamazsın. Niye kıyaslamam? 2,5 saat sana verildi. 2,5 saat bana verildi. Peki hanımlar, bu tartışma bitmez. Şimdi ben sana puan vereceğim. Elin emeğine sağlık canım. Teşekkür ederim. Yarın Fatma Hanımlar da buluşuruz. Afiyet olsun. Bence de elinize sağlık. O ayrı tabii ki. Sevgili Gülsen, eline emeğine sağlık. Benim senin lezzetlerine puanım 7. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.